Herkese iyi dersler. Bugün konumuz psikolojik beceri antrenmanı olacak. Psikolojik beceri antrenmanı nedir? Psikolojik beceri antrenmanı neden önemlidir? Neden başarılı sporcularla daha az başarılı olan ya da başarıyı yakalayamayan sporcular arasındaki etmen olan temel faktörlerden bir tanesi psikolojik beceri antrenmanıdır? Psikolojik beceri antrenmanı ne zaman yapılmalıdır? Hangi sıklıkla yapılmalıdır? Psikolojik beceri antrenmanıyla ilgili antrenörün ve sporcunun bilmesi gerekenler nelerdir? Haftada kaç gün, kaç saat ya da gün içerisinde antrenmanın hangi bölümlerinde bizim psikolojik beceri antrenmanı yapmamız gerekiyor? Psikolojik beceri antrenmanıyla birlikte zihinsel antrenman, imgeleme, mental antrenman dediğimiz antrenman gruplarına ne kadar bizim yer vermemiz gerekiyor? Bunların bizim motivasyonumuza, konsantrasyonumuza, kaygı düzeyimize ne derece etkisi vardır? Müsabaka içerisinde ya da müsabaka öncesi ve sonrası yaşanan olumsuzlukların, yaşanan herhangi bir problemin bizim performansımıza olan etkisini daha aza indirebilmek için psikolojik beceri antrenmanının önemi nedir? Odaklanma ve motivasyonun üst düzeye çekilmesi, özellikle şampiyonluk maçlarında, şampiyonluk müsabakalarında, ligden düşme, playoff'a kalma gibi böyle çok önemli maçlar içerisinde herhangi bir etkenden, dış etmenden etkilenmeden biz performansımızı yüksek şekilde nasıl sergileyebiliriz? Bunlarla ilgili bizim psikolojik beceri antrenmanının faydası nelerdir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Hani günümüzde psikolojik beceri antrenmanı yeni yeni önemli olarak kabul edilmeye başlandı. Yeni yeni öneminin farkına varılmaya başlandı. Ama psikolojik beceri antrenmanı mutlaka özellikle profesyonel spor hayatında sporcuların ve antrenörlerin yer vermesi gereken bir antrenman. Bu antrenmanı nasıl biz kondisyonel faktörleri yeterli düzeyde kendimize hazırlıyorsak, kondisyonel açıdan ya da temel motorik özellikler açısından kuvvet, sürat, dayanıklılık, denge, esneklik ve beceriklik gibi antrenmanlar açısından kendimizi belli bir düzeye getiriyorsak performansımızı üst düzeyde sergilemek için bununla beraber bizim mutlaka psikolojik beceri antrenmanı da yapmamız gerekiyor. Sadece kondisyonel faktörlerin yeterli olması, kondisyonel faktörlerin üst düzey olması bizim başarılı olmamız için ya da şampiyonluk kazanmamız için yeterli değil. Mutlaka bizim de bu ortama, bu müsabaka şartlarına ve o müsabakanın sergilendiği ortamda bizim performansımızı olumsuz etkileyecek faktörlere karşı psikolojik olarak da hazır olmamız gerekiyor. Bu yüzden bizim mutlaka antrenmanların içerisinde sezon öncesi olabilir, sezon içi olabilir, sezon sonrası olabilir, sezonun tamamında olabilir. Belli bir sürede, belli bir düzeyde, biraz sonra detaylarından bahsedeceğimiz şekilde psikolojik beceri antrenmanında yer vermemiz gerekiyor. Psikolojik beceri antrenmanı baş harflerinden PBA olarak çoğu yerde geçecek. PBA olarak lanse edilecek. Biz psikolojik beceri antrenmanları yaparken genelde sporcuların spor yaşantıları içerisinde karşılaştıkları problemlerin üstesinden gelmeleri için, bu problemlerle baş edebilmeleri için, bu problemlerinden dolayı performanslarının olumsuz olarak etkilenmemesi için psikolojik beceri antrenmanı yapıyoruz. Peki bu sporcuların yaşantılar içerisinde meydana gelen bu problemler nelerdir? İşte seyirci baskısı var biliyorsunuz. Özellikle rakip sahaya gittiniz, mücadele ediyorsunuz. Burada seyircilerin sizi yuhalaması, seyircilerin size olumsuz tezahürat yapması ya da seyircilerin sizin takımınız içerisinde sadece sizin performansınızı görüp sizin performansı üst düzey olduğu için sizin performansı düşürmek için sadece sizle uğraşması gibi konularda çok kötü hislere sahip olarak sahayı terk etmek. Bu sporcuların yaşayacağı bir problem. Ya da karşılaşmanın biraz önce bahsettiğimiz gibi yarışmanın öneminden dolayı bu şampiyonluk maçı olabilir, ligden düşme kalma maçı olabilir, milli takıma seçilme müsabakası yarışması olabilir. Bundan dolayı çok aşırı heyecanlanmak ve beklenmeyen davranışlar göstermek ve bunun devamında da çok basit ufak tefek hatalar yapmak yine sporcuların karşılaşabileceği problemlerden bir tanesi. Yine özellikle sporcuların yaşamış olduğu sakatlıklar, bu sakatlıklardan sonraki toparlanma süreci içerisinde depresyona düşmek, bu depresyondan dolayı olumsuz etkilenmek, performans olumsuz etkilenmesi ya da sakatlıktan normal fizyolojik olarak iyileşseniz bile psikolojik olarak bu sakatlığı kafanızdan silememeniz, müsabakanın ya da yarışmanın içerisinde sakatlandığınız yerle ilgili kafanızın orada olmasından dolayı çeşitli problemler yaşamanız ve bununla ilgili performansınızı olması gerektiği gibi sergileyememiz. Yine çeşitli nedenlerden dolayı antrenmanlarda isteksizlik, antrenmanlarda arzunun az olması, burada bununla ilgili motivasyon problemi yaşamak, bu da sporcuların karşılaşacağı problemlerden bir tanesi.
Yine antrenmanlar içerisinde farklı düşüncelerle uğraşmak, farklı düşüncelere kapının takılması, antrenmandayken okuldaki dersleri düşünmek, antrenmandayken aileyi düşünmek ya da antrenmandayken özel hayatı düşünmek, antrenmandayken maddi yaşadığınız bir problemi, sıkıntıyı düşünmek performansı yine olumsuz olarak etkileyecektir ya da fiziki olarak antrenman sahasında bulunmak ama beyin olarak başka bir yerde başka bir şeyi hayal etmek. O da motivasyonu ve performansınızı olumsuz olarak etkileyecektir. Burada karşılaşmalarda olabilir, antrenmanlarda olabilir, yarışmalarda olabilir. Sporun diğer elemanları olan karşı takım antrenörler, takımdaki arkadaşlarınız, karşı takımdaki rakip oyuncular, hakemler, karşı takımın antrenörü, seyirci bunlarla sürekli çatışmak, çatışma içerisine girmek. Bu da sporcuların karşılaşabileceği problemlerden bir tanesi. Ortaya koyulan, sürekli hale gelen bu kötü performanstan dolayı sürekli antrenman durumunun oluşması, sürekli bu bıkkınlık, isteksizlik, halsizlik tavırlarının sergilenmesi ya da çok agresif, sinirli ve kızgın olması sporcuların. Burada ya da antrenman sporcu dediğimiz antrenmanda çok iyi olan ama müsabakada antrenmandaki performansını sergileyemeyen sporcuların yaşamış olduğu problemler bizim genelde bahsedeceğimiz problemlerden birkaç tanesi. Yine devamında güçlü rakipler karşısında çok iyi fakat güçsüz rakipler karşısında zayıf performans ortaya koymak. Bu da motivasyonla alakalı. İşte rakip çok iyi. O rakibe karşı kendinizi çok iyi motive ediyorsunuz. Çok iyi konsantrasyon sağlıyorsunuz. Kaygı düzeyinizi optimum olarak ayarlıyorsunuz. Ama zayıf olan rakiplere karşı, güçsüz rakiplere karşı motive olmuyorsunuz. Nasıl olsa rakip zayıf. Ben bu maçı kazanırım, bu yarışmayı kazanırım diye düşünerek burada düşük performans, olumsuz performans, istenmeyen performans özellikleri sergilenebiliyor. Seyircisiz ortamlarda, seyircili ortamlara göre çok daha iyi performans sergilemek ya da bunun tam tersi işte boş tribünlere karşı oynarken performansın çok düşük olması, dolu tribünlere karşı oynarken performansının çok iyi olması. Basit becerilerde iyi olmanız fakat karmaşık beceriler sergilerken bunlarda başarısız olmaz. Ya da bunun tam tersi karmaşık becerilerde çok iyi bir performans sergilemez, beceri sergilemez ama basit becerileri uygularken ve yaparken bu becerilerin aynısını sergileyememeniz. Bu da karşımda çıkan bir problem olarak sunulabilir. Yine burada eğer ki müsabaka içerisinde mağlup duruma düşmüşsek, çok farklı gerideysek ya da yarışmada arka sıralarda kalmışsak, arkalarda kalmışsak ya da farklı olarak geriye düşmüşsek bundan dolayı motivasyonumuzun, konsantrasyonumuzun ve kaygımızın bozulması, motivasyon ve konsantrasyonumuzun düşmesinden dolayı performansımızın olumsuz etkilenmesi ya da burada şampiyon belli olmuş, birinci, ikinci takım belli olmuş, ligden düşecek takımlar belli, playoff'a kalacak takımlar belli. Siz formalite olarak bir maça çıkıyorsunuz. Maç formalite olduğu için bu maçtaki motivasyonunuzun ve konsantrasyonunuzun eksik olması. Bu da karşılaşabilecek bir problem. Yine bir takım ligden düşeceği belli olmuş. 8 hafta kalmış ligin bitmesine. Takımın ligden düşeceği belli. Takım ligden düşeceği belli olduğu için ondan sonraki 8 hafta oynayacağı maçlarda bu takımdaki sporculardaki performansın düşük olması, motivasyon düşük olması, konsantrasyon düşük olması yine burada karşılaşabileceğimiz sporcuların yaşamış olduğu problemlerden bir tanesi. Ya da yine biraz önce değinmiştik, sporcuların işte yaşamış olduğu ekonomik problemlerden dolayı motivasyonları ve konsantrasyonlarını sergilemeye gerekli oranda sergileyememiz. Bunlar sporcuların müsabaka içerisinde, yarışma içerisinde, antrenman içerisinde yaşayacağı problemler olarak karşımıza çıkıyor. Burada sporcuların biz birçok fizyolojik açıdan desteklememiz, fizyolojik açıdan yetiştirmemiz gerekiyor. Bunun yanı sıra sporculara biyomekanik açıdan, teknik ve taktik açıdan birçok faktörlerle ilgili antrenman yapmamız gerekiyor. Ama biz burada genelde bunların sonunda karşılaştığımız başarı ya da başarısızlık durumu daha çok psikolojik durumlarla alakalı olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz tekniği ne kadar iyi geliştirsek de, taktiği ne kadar iyi geliştirsek de, burada bu temel motorik özellikler dediğimiz kuvvet, sürat, dayanıklılık, yine yanında yardımcı motorik özellikler diye söylediğimiz denge olabilir, beceriklik olabilir, esneklik olabilir. Bunların biz ne kadar iyi yetiştirsek de, neye kadar iyi geliştirsek de, bunları ne kadar kombin halde çalıştırsak da, zihinsel olarak hazır olmayan, zihinsel olarak motive olmayan, zihinsel olarak konsantrasyonunu gerekli seviyeye çıkaramayan, zihinsel mental olarak imgeleme olarak gerekli antrenmanı yapmayan, müsabaka şartlarını daha önceden kafasına canlandırıp kendini oraya hazır hale getirmeyen ya da biraz önce saydığımız maddelerden dolayı herhangi bir şekilde performansında
düşüklük olan, performansında problem yaşayan sporcuların başarılı olması, şampiyonluk kazanmasını beklememiz düşünülemez. Bizim mutlaka bu bahsettiğimiz fiziki, fizyolojik faktörler, teknik, taktik antrenmanlar, temel motorik özellikler, kondisyonel faktörler ve benzeri bütün faktörleri geliştirirken, bunlarla ilgili antrenman yaparken mutlaka bizim psikolojik beceri antrenmanlarında yaptırmamız, sporcuları zihinsel olarak, mental olarak antrenmanlara ya da müsabakaya hazır hale getirmemiz, bu sayede kombine bir antrenman düşünerek sporcuların performanslarını özellikle bireysel anlamda, sonra eğer takım sporlarıyla takım anlamında bizim mutlaka üst seviyeye çıkarmamız gerekiyor. Burada işte başarı için öncelikle beceri, daha sonra çalışma, üçüncü olarak da aklın kontrolüne gerek vardır. Burada mutlaka biz öncelikle yetenekli olmamız gerekiyor. Daha sonrasında bu yeteneğimizi geliştirebilmemiz için o branşla ilgili gerekli olan teknik taktikleri uygulayabilmemiz için çalışmamız gerekiyor. Sonrasında da bunları yerinde ve zamanında uygulayabilmemiz için aklımızı kontrol etmemiz gerekiyor. Becerinin tanımında dedik ya, arzulanan ve hedeflenen hareketlere ulaşabilmek için doğru kasların doğru zamanda çalıştırılması ve gerekli olan kuvvetin gerektiği oranda ve en ekonomik bir şekilde uygulanabilmesi yeteneği. Yani en az eforla en üst düzey iş yapabilme yeteneği olarak karşımıza çıkıyor. Bizim bunu yapabilmemiz için teknik taktik bilgi dışında, çalıştığımızda geliştirdiğimiz kondisyonel faktörler dışında mutlaka da aklımızı kullanmamız, zihnimizi kullanmamız gerekiyor. Psikolojik olarak nerede, ne zaman, ne yapacağımıza karar vermemiz, onu doğru zamanda, doğru şekilde uygulamamız gerekiyor. Ve bununla birlikte bizim bu yapacağımız harekete karşılık rakibin yapacağı hareketi de düşünüp, onu algılayıp, onu önceden planlayıp, ona vereceğimiz cevaba da hazırlıklı olmamız gerekiyor. Bir satranç gibi düşünün. Siz bir hamle yapıyorsunuz. Rakibin o hamleye karşı yapabileceği alternatif birkaç tane hamle var. Siz önceden onun yapabileceği bu alternatif hamlelere karşı ne tür bir hamle yapabilirsiniz? Onu düşünerek ilk hamlenizi ona göre yapıyorsunuz. Eğer sonuçta siz dezavantajlı konuma düşecekseniz o ilk hamleyi hiçbir zaman uygulamıyorsunuz. Çünkü biliyorsunuz ki siz o ilk hamleyi uygularsanız rakip birkaç tane farklı hamle yapabilecek. O birkaç farklı yaptığı hamlenin tamamında da siz önemli olan bir taşınızı kaybedeceksiniz. Dezavantajlı duruma düşeceksiniz. Bu yüzden siz kesinlikle o hamleyi yapmamanız gerekiyor. Burada tekrarlıyoruz. Burada sizin beceriniz, yeteneğiniz, bunun dışında çalışkanlığınız ve en önemlisi olarak da bunlarla beraber aklınızı kontrol etmeniz, zihinsel antrenman yapmanız, psikolojik beceri antrenmanı yapmanız gerekiyor. Biz burada 10-20 saatlik hafta içerisinde biz antrenman yapıyoruz. İşte 5 gün içerisinde düşünün, ikişer saatten 10 saat ya da günde çift antrenman ya da bazen tek bazen çift antrenman yaparak yaklaşık biz haftalık 10 saat, 20 saat, ortalama 15 saat bir antrenman yapıyoruz profesyonel sporcu olarak düşünün. Burada bu sporcuların mutlaka bu yaptıkları antrenmanlar içerisinde belli dönemlerde, belli sürelerde psikolojik olarak da antrenman yapmaları gerekiyor. Psikolojik beceri antrenmanları konusunda kendilerini yetiştirmeleri ve çalışmaları gerekiyor. Gerekiyorsa bu konuda uzman bir kişiden, gerekiyorsa antrenöründen, gerekiyorsa kendi takım arkadaşlarının ya da kendi kendinden destek alması, bu konuda da kendini hazır hale getirmesi gerekiyor. Burada psikolojik beceri antrenmanların öneminden bahsettik. Yani siz müsabakada üstünlük sağlamak istiyorsanız, müsabakada başarılı olmak istiyorsanız sadece kondisyonel faktörlerin yeterliliği yetmiyor. Sadece teknik taktik bilginiz ve bu teknik taktik becerileri uygulayabilme kabiliyetiniz yetmiyor. Önemli olan psikolojik olarak bu durumlara daha önceden hazır olmak. Çünkü birçok dış faktör işin içerisine girecek. İşte belki ısı, belki ışık, belki günün farklı saatleri, belki seyirci baskısı, belki hakem faktörü, belki rakip baskısı, belki antrenör faktörü, belki yaşamış olduğunuz bir sakatlık, belki işte maç öncesi almanız gereken ödeme maaş vardı, bunu alamadınız, bunun etkisi, belki tribüne işte aileniz, kız arkadaşınız, erkek arkadaşınız gelmiştir, onun oradaki yaşadığınız heyecan ya da maçın önemi, şampiyonluk maçı olması, playoff'a kalma maçı olması, ligden düşüp kalma maçı olması ya da sizi izlemeye gelen bir başka takım antrenörü var. O antrenöre kendinizi göstermeniz gerekiyor. Bunun baskısı ve benzeri birçok faktörlere de hazır olabilmek için mutlaka sizin psikolojik antrenman yapmanız, bu şekilde bununla beraber performansınızı üst seviyeye çıkarmanız ve kendinizi bu zor şartlar altında bile üst düzey performans sergileyecek şekilde göstermeniz gerekiyor. Burada biz bazı zihinsel ve duygusal süreçlerden bahsedeceğiz. Bunların içerisinde spor ve egzersizlere katılanlar neden psikolojik beceri antrenmanlarını önemsememektedirler? Yani burada bizim yaptığımız aktivite bir spor aktivitesi olabilir, bir egzersiz olabilir, fiziksel aktivite olabilir. Burada biz burada antrenörlerin ve sporcuların neden psikolojik beceri antrenmanlarını önemsemedikleri üzerinde durmamız gerekiyor. İşte
Girişte bahsettik, dedik ki psikolojik beceri antrenmanları en az kondisyonel faktörlerin geliştirilmesi kadar, en az teknik taktik bilginin kazanılması ve bunların geliştirilmesi kadar önemli. Çünkü siz bunları ne kadar iyi düzeyde kazansanız da onları nereden ne zaman uygulayacağınızı bilmiyorsanız, çeşitli baskılar altında, çeşitli ortamlarda, çeşitli dış faktörlerin olumsuz etkileri altında onları uygulayabilecek şekilde kendinizi geliştirmemişseniz o zaman başarılı olamazsınız. İşte düşünün, burada çıkıyorsunuz, bir müsabakada oynuyorsunuz. Tribünde 10 kişi var, 15 kişi var. Bundan 2 sene sonra bir müsabakaya gideceksiniz, deplasmaya bir bakacaksınız. 10 bin kişinin önünde müsabakaya çıkacaksınız. Siz daha önceden bunu kendinizi zihin olarak hazırlamamışsanız, mental olarak hazır değilseniz, imgeleme yapmamışsanız, psikolojik beceri antrenmanı yapmamışsanız, o sahaya çıktığınız zaman çok fazla performansını istediğiniz gibi sergileyemeyeceksiniz. Çünkü oranın ambiyansı, seyircinin sesi, oradaki uğultu, gürültü, kalabalık, işte karşı rakip taraftarının size olan tepkisi, bağırış çağırması, o şartlar, daha büyük bir salon, çok kalabalık bir salon, işte kendi sesinizi duyuramamanız, antrenörünüzü duymamanız gibi faktörler de devreye girdiği zaman performans etkilenecektir. Bu yüzden biz psikolojik beceri antrenmanına önem vermemiz gerekiyor ama halihazırda hala sporda ve egzersizlerde psikolojik beceri antrenmanına yeterli önem verilmiyor. Bunun nedenleri nedir dediğimizde, bu psikolojik beceri antrenmanı neden önem verilmiyor? Bunlardan birincisi bilgi eksikliği. Yani psikolojik beceri antrenmanın ne derece önemli olduğu, psikolojik beceri antrenmanın özellikle müsabakalarda ve yarışmalarda üst düzey performans sergilemek için ne kadar katkısı bulunduğu ve başarılı olmak istiyorsanız, şampiyon olmak istiyorsanız, başarılı ve şampiyon sporcuların da mutlaka psikolojik beceri antrenmanı yaptığı, zihinsel ve mental antrenman yaptığı, kendilerini bu şekilde imgeleme yaparak müsabakaya ve yarışmaya hazırladıkları bilgisi konusunda eksik bilgiye sahipsiniz. Bu yüzden bilgi eksikliği konusunda sporcular ve antrenörler psikolojik beceri antrenmanlarını yapmamaktadır ya da önemsememektedir. Burada genelde sadece antrenör ne yapar sporcuya? Konuşarak öğüt verir. İşte sen böyle yap, sen iyisin, sen güzelsin. Ya da işte orada farklı teknikler, nabza göre şerbet vermek. Hadi oğlum, hadi yaparsın, sen iyisin, sen güzelsin, sen şampiyonsun gibi kelimeler kullanmak. Ya da dikkatli olun, oyuna konsantre olun, hadi motivasyon üst derece, hadi oğlum siz yaparsınız, sizden iyisi yok. Bak çalışmıştık zaten, aynısını yapın gibi kelimelerle geçiştirmeye çalışır. Psikolojik beceri antrenmanı bu değildir. Müsabakadan, yarışmadan önce mutlaka hem teorik olarak hem pratik olarak ne zaman, nerede, ne uygulayacağını, ne yapılacağını önceden düşünülmesi, planlanması, bununla ilgili antrenmanların ve çalışmaların detaylı olarak yapılması gerekiyor. Yine burada işte sporculara antrenörler herhangi bir konsantrasyon çalışması yaptırmamışlarsa, orada sadece sporcuya müsabakanın içerisinde herhangi bir atışı yaparken hadi konsantre ol, sen iyi yaparsın falan demekle bu iş olmuyor. Sizin mutlaka bu çalışmayı daha önceden yaptırmanız gerek. İşte kalenin arkasında, potanın arkasında taraftar var. Taraftar size işte ellerindeki nesneleri sallıyorlar. Dikkatinizi dağıtmak için ses çıkarıyorlar, ıslık çalıyorlar. Siz daha önceden antrenmanda, bu ortamlarda sporcunuza serbest atış çalıştırmamışsanız, sporcu kafasını kaldırıp o çemberin arkasından tribündeki taraftarları gördüğü zaman, onların bağırış çağrışını gördüğü zaman dikkat oraya dağılacaktır ve atışı engellenecektir, etkilenecektir. Bu yüzden siz mutlaka bununla ilgili konsantrasyon çalışmalarına daha önceden yer vermeniz, daha önceden çalışmanız gerekiyor. Burada mutlaka psikolojik beceri antrenmanının önceden öğretilmesi gerekiyor. Yani siz kendi antrenmanlarınızda mutlaka psikolojik beceri antrenmanına yer vermeniz gerekiyor. Bunu da neye göre belirleyeceksiniz? İşte müsabaka şartlarında olabilecek olumsuzluklara göre sporcuların hazırlanmasını sağlayacaksınız. İşte bir deplasmana gidiyorsunuz. Biliyorsunuz ki o deplasmandaki taraftar çok fazla baskı kuruyor. Müsabaka boyunca size işte tezahürat yapıyor, baskı altına alıyor. O deplasmanlarda bu baskıdan hakemler etkilenebiliyor. Bazen hakemler yanlış hatalı kararlar çalabiliyor. İşte orada çok agresif savunma yapıyorlar, çok sert savunma yapıyorlar. Bunlara daha önceden sporcuların hazır olması gerekiyor. Ya da gideceğiniz maç çok önemli maç. Maçı kazanan işte playofflara kalacak, kaybeden düşme potasına girecek ve düşme tehlikesiyle karşı karşıya kalacak. Buna sporcularınızı daha önceden hazırlamanız gerekiyor. Hep kazanmaya odaklı, olumsuz şartlardan etkilenmeyecek şekilde psikolojik beceri antrenmanını yaptırmanız gerekiyor. İkincisi, psikolojik beceriler doğuştan gelmektedir. Sonradan kazanılıp değiştirilemez algısının olması. Bundan dolayı psikolojik beceri antrenmanına gerekli önem verilmemesi. Burada mutlaka bütün sporcular belli bir antrenman sürecinden geçiyor. Belli bir antrenman sürecinden geçtikten sonra başarılı oluyor ve üstün yeteneklerini ortaya koymaya başlıyor.
Burada önemli olan ne, o sporcuların bu yeteneklerini sergilerken çeşitli baskılar altında sakin kalmaları. İşte burada bahsettik, tribün baskısı olabilir, seyirci baskısı olabilir, ne bileyim işte antrenör baskısı olabilir, rakip baskısı olabilir. Burada işte rakibin rahatsız edici konuşmalar olabilir, dikkat ve konsantrasyonunu bozucu jest ve mimikler olabilir, hareketler olabilir. Hakemin ya da kimsenin görmediği yerde herhangi bir fiziksel müdahalede, herhangi bir sözlü konsantrasyon ve dikkat bozucu davranışta bulunabilir. Burada sporcularınızın olumlu düşüncelerine sürekli sahip olması, motivasyonları ve konsantrasyonu sürekli üst düzeyde tutması gerekiyor. Yani burada psikolojik beceriler sonradan da kazanılabilir, sonradan da değiştirilebilir. Bunu mutlaka bilmemiz gerekiyor. Diğeri zaman eksikliği. Burada bazı antrenörler şunu diyebilir. Zaten biz kondisyonel faktörleri çalışmak için ya da teknik taktik becerileri çalışmak için yeterli vaktimiz yok. Bir de psikolojik beceri antrenmanına biz vakit ayıramayız. Sporcu da bunu düşünebilir. Antrenör de bunu düşünebilir. Mutlaka burada psikolojik beceri antrenmanının öneminin bilinmesi, hem sporcuların hem antrenörlerin yerinde ve zamanında gerektiği kadar psikolojik beceri antrenmanlarında zaman ayırması gerekiyor. Yani burada işte kişiye göre, duruma göre, branşa göre, oynanacak müsabakaya göre, sezonun durumuna göre, o gidilecek deplasman, rakip takım, rakip sporculara göre mutlaka bu psikolojik beceri antrenmanının yapılması gerekiyor. İşte sporcunun kendini müsabaka içerisinde hayal etmesi, orada olası karşılaşacak rakiple beraber kendi rakibe hücum ederken neler yapacağını düşünmesi, rakip hücum ederken savunmada nasıl bir savunma yapacağını düşünmesi, orada işte taraftar baskısı altında neler yapacağını düşünmesi, bunları daha önceden çalışması gerekiyor. Burada işte bazı antrenörler şunu yapıyor, işte Euroleague maçına gideceksiniz, Anadolu Efes'te oynuyorsunuz. İşte Olympiakos ya da Panathinaikos'a gideceksiniz, Yunanistan deplasmanına. Seyirci çok fazla, orada gürültü var, çok fazla baskı kuruyorlar. Maç boyu 40 dakika boyunca tezahürat yapıyorlar. Hakemin her kararında kendi aleyhlerine olan, lehlerine olan burada ıslıklıyorlar, tezahürat yapıyorlar, hakemi baskı altına almaya çalışıyorlar. Buradaki antrenör ne yapıyor oraya gitmeden? Oradaki bir maçın ses kaydını alıp en son antrenmanda, hafta içi yapılan antrenmanda antrenman boyunca o ses, uğultu, gürültü altında antrenman yapmalarını sağlıyor. Ha, bu da neyi sağlıyor? Sporcuların oradaki ortama, en azından gürültülü ortama, antrenmanda çalışmalarını, onların o ortama daha önceden hazırlıklarını yapmalarını ve oraya gittiklerinde müsabaka sırasında bu baskıdan, bu sesten, bu tezahürattan etkilenmemelerini ya da etkileniyorlarsa en az minimum şekilde etkilenmelerini sağlıyor. Genelde üst düzey sporculara bakın, artık hani orada o kadar imgelemeyi, o kadar mental ve zihinsel antrenmanı yapıyorlar ki, o kadar psikolojik beceri antrenmanı yapıyorlar ki, müsabaka içerisinde ne olursa olsun, tribün ne kadar dolu olursa olsun, ne kadar üst düzey bir maç olursa olsun, orada maçı içerisinde uygulaması gereken performansı üst düzeyde uygulayabiliyorlar. Ama bir bakıyorsunuz bazı sporcular işte en üst düzeyde oynuyor, en üst düzey takımlarda oynuyor. Maç mükemmel bir maç, kazanırsa onun hayatında çok büyük değişikliklere sebep olacak. Maç kazanmak için atış eline geliyor. Serbest atış atacak. 2'de 1 atsa, 2'de 2 atsa bile maçı kazanıyorlar. Ama o baskı altında gerekli performans sergileyemiyor. Çünkü daha önceden kendini hazırlamamış. Psikolojik olarak hazır değil. Kaygı üst düzeyde. Motivasyon, konsantrasyon düşüyor. Orada iki serbest atışı üst üste kaçırabiliyor. Bunlar da yaşadığımız örnek olarak karşımıza çıkıyor. Yine psikolojik beceri antrenmanıyla ilgili asılsız söylentiler. İşte burada spor ve egzersiz psikoloji danışmanlarının, sporcularının performanslarıyla ilgili bu kapsamda herhangi bir bilgi sahibi olmamaları, psikolojik beceri antrenmanlarının sporculara destek olmasından ziyade onların psikolojilerini olumsuz olarak etkilediği düşüncesi ve benzeri birçok düşünceler, işte bilimsel temele dayanmayan düşünceler, yine psikolojik beceri antrenmanına ayrılan sürenin, verilen önemin azalması konusunda öne çıkan faktörlerden bir tanesi. Burada işte bu söylentilerden bir tanesi, psikolojik beceri antrenmanları sadece problemli sporcular içindir. Yani burada herhangi bir işte çatışma modunda olan, işte motivasyonu, konsantrasyonu düşük olan, üst düzey müsabakalarda performansı iyi olmayıp düşük müsabakada iyi performans sergileyen ya da bunun tam tersi, ya da seyircisi müsabakalarda iyi oynayıp seyircili müsabakalarda performans düşük olan ya da bunun tam tersi, ya da işte antrenman içerisinde ya da müsabakalarda rakiple tartışan, hakemle tartışan, antrenörle tartışan ya da antrenmanda çok iyi performans sergileyip müsabakada iyi performans sergileyemeyen, yani böyle problemli sporcular için geçerlidir kanısı burada beceri antrenmanı hakkındaki asılsız söylentilerle karşımıza çıkıyor. Halbuki böyle bir şey yok. Burada sadece problemli sporcular değil,
beceri antrenmanı mutlaka bütün sporcular için uygulanıyor. Ve onun tam tersi sadece işte profesyonel anlamda üst düzey sporcular beceri antrenmanı yapar. Psikolojik beceri antrenmanı kanısının yaygın şekilde kabul edilmesi. Bu da yok. Her kategorideki, her aşamadaki sporcuların mutlaka gerek psikolojik beceri antrenmanını gerek bununla beraber eşdeğer olarak mental antrenmanı, zihinsel antrenmanı ve imgeleme dediğimiz antrenmanı mutlaka yapmaları gerekiyor. Bunu kondisyonel faktörlerle beraber, teknik taktik çalışmalarla beraber ne kadar kombine şekilde yapar, ne kadar bunu yerinde ve zamanında olması gerektiği kadar yapar, kendini ne kadar müsabakaya, yarışmaya psikolojik olarak da hazır hale getirirse zaten fizyolojik olarak hazır, bir de psikolojik olarak hazır hale getirirse performansı o kadar üst düzey müsabaka içerisinde sergileyebilmektedir. Burada işte psikolojik beceri antrenmanları içerisinde yine zihinsel, duyma, görme ve fiziksel özürlerde kullanılmaktadır kanısının olması. Bununla beraber bu kanının geniş kitlere yayılması bu da beceri antrenmanında ayrılan önemin azalması olarak karşımıza çıkıyor. Yine bununla ilgili yanlış bir kanı spor ve egzersiz psikoloji danışmanları hemen bütün sorunları çözerler. Yani siz burada bahsettiğimiz sporcuların yaşamış olduğu birçok problem var. Dersin başında bahsettik, anlattık işte tribüne seyirci gelip gelmemesi, işte antrenmandayken başka yerleri, başka şeyleri düşünmesi, bu maçın önemi ve benzeri birçok faktör sporcuların karşılaşacağı problemler spor ve egzersiz danışmanlarının bu problemlerin tamamını çözeceği kanısının olması. Yine burada beceri antrenmanlarının, psikolojik beceri antrenmanlarının verilen önemin azalması konusunda ön plana çıkan faktörlerden bir tanesi. Burada bu spor ve egzersiz danışmanlarının yapacağı ne? Egzersiz psikoloji danışmanlarının sporcuyu müsabakaya, yarışmaya psikolojik olarak hazır hale getirmek. Hazır hale getirirler yine belki sporcu performans düşük sergileyebilir. Başka bir nedenden dolayı olabilir. Fizyolojik açıdan bir problem yaşamıştır. Bununla ilgili bir sıkıntı olabilir. Sakatlık olabilir. Müsabaka içerisinde herhangi bir problem yaşamış olabilir. Müsabaka içerisinde daha önceden sizin hazırlamış olduğunuz psikolojik etkenler dışında farklı bir psikolojik etken ortaya çıkmış olabilir. Bundan etkilenmiş olabilir ve benzeri birçok faktör devreye girebiliyor. Ve bunlar da yine psikolojik beceri antrenmanına verilen önemin azalmasına ilişkin olan asılsız etkenlerden bir tanesi olarak karşımda çıkıyor. Diğer asılsız bir kanı psikolojik beceri antrenmanlarının ilgili psikolojik beceri antrenmanları yararlı değildir. Yararsız olduğu kanısı. Burada gerek antrenörlerin işte gerek sporcuların psikolojik beceri antrenman için ayrılan zaman gereksiz bir zaman. Biz ne kadar bunu yaparsak yapalım bizim için de yararlı değil. Yani bu sihirli bir değnek değil ki biz fizyolojik olarak hazır olan bir sporcuya psikolojik olarak da bu antrenmanları yaptırdığımızda o sporcu şampiyon olacak, o sporcu birinci olacak değil. Hani burada temel kanı ne? Psikolojik beceri antrenmanları yararlı değildir kanısının oluşması yine psikolojik beceri antrenmanlarına verilen önemin azalmasını sağlayan etmenlerden bir tanesi. Yine buradaki beşinci etmenimiz psikolojik beceri antrenmanlarının bilgisel temelleri. Burada elit düzeylerde yapılan sporcularla ilgili yapılan araştırmalar ve antrenörlerin ve sporcuların deneyimlerinden elde edilen sonuçlara göre biz psikolojik beceri antrenmanına verilen önemi arttırabiliyoruz. Ya da psikolojik beceri antrenmanına verilen önemi hem antrenör bazında hem sporcu bazında azaltabiliyoruz. Bunun nedenlerini açıklayacak olursak şimdi elit sporcularda yapılan araştırmalar ne oluyor? İşte bu araştırmalarla beraber genelde elit sporcuların kayıp düzeylerinin optimum düzeyde olduğu, burada genelde elit sporcuların müsabaka öncesi, müsabaka sırası ve sonrası olumlu düşünceler taşıdıkları ve burada başarıyı imgeleme kısmında daha çok imgeleme antrenmanları yaptıkları ve bu imgeleme sırasında olumlu imgelemelerden faydalandıkları kanısı ortaya çıkmış. Burada bu konulara dikkat çekilmiş. Yani zihinsel antrenman yapılması, mental antrenman yapılması, psikolojik beceri antrenmanın yapılması, olumlu imgeleme çalışmaları ve benzeri başarılı sporcuların başarısında çok olumlu etkiler ortaya çıkardığı kanısına varılmış. Yine burada sporcuların ve antrenörlerin daha önceki müsabakalardaki deneyimleri, daha önceki müsabakalarda yaşamış olduğu tecrübeler, burada araştırıldığında üst düzeyde olimpik durumlarda, olimpik yarışmalarda, müsabakalarda başarılı olan sporcuların daha az başarılı olan sporculara göre psikolojik beceri antrenmanlarına daha çok yer verdiğine kanısına varılmış, bu araştırılmış, bulunmuş. İşte elit düzeydeki sporculara
Olimpik sporcuları, olimpiyatta derece elde eden sporcularla işte 8. 10. ya da 15. elde edilen sporculara sorulmuş. İşte psikolojik beceri antrenmanlarına ne kadar yer veriyorsunuz? Verdiğiniz bu değer zaman ve sizin performansı olumlu etkiledi mi, etkilemedi mi? Bu araştırmalar, antrenörlerin ve sporcuların deneyimlerinden yararlanma, bununla ilgili yapılan anketler, söyleşiler ve benzeri sonucunda şu kanıya varılmış. Olimpik açıdan başarılı olan sporcular daha az başarılı olan sporculara göre antrenmanları içerisinde psikolojik beceri antrenmanı ve çalışmalarına daha çok yer vermektedirler. Bu da psikolojik beceri antrenmanlarının başarının uzun süre sergilenmesinde, uzun süre başarılı olan sporcuların hayatlarında çok fazla yere sahip olduğunu gösteriyor. Başarılı sporcuların psikolojik özellikleri nelerdir? Kendi çıkacağı yarışma ve müsabakaya uygun, o müsabaka şartlarının, müsabakanın işte önemi, müsabakanın oynanacağı yer, müsabakanın oynayacağı takım, müsabakanın oynayacağı ortam ve benzeri kriterleri göz önüne alarak kendine bir yarışma planı geliştirir. Burada işte o yarışmayı sadece bir hedef olarak görür. O hedefe uygun bir antrenman yapar, o hedefe uygun bir plan yapar. Yine burada o hedefe ulaşmak için günlük antrenmanlar içerisinde yapacağı, ulaşması gereken hedefleri belirler. Her gün antrenman içerisinde neler olacak, neler yapmam gerekiyor, neler çalışmam gerekiyor bunu belirler. Ve her zaman olması gerektiği gibi yarışma şartlarında antrenman yapar. Yani bizim gerek bireysel sporlar olsun, gerek takım sporları olsun mutlaka antrenmanlar yaparken, çalışırken müsabaka şartlarını antrenman sahamızda uygulamamız, uyarlamamız gerekiyor. Bunu ne kadar çok yer verirsek sporcunun antrenman ve yarışma sırasında, pardon, müsabaka ve yarışma sırasında performansını o kadar üst düzeyde tutabiliriz. Yine burada üstün başarılı sporcuların psikolojik özelliklerinden bir tanesi yüksek kendine güven var. Başaracağına inanıyor, başaracağına güveniyor, hiçbir olumsuzluktan etkilenmeyeceğine inanıyor, buna güveniyor. Her müsabakaya, her yarışmaya çıktığında ortam ne olursa olsun, müsabakanın önemi ne olursa olsun, ligin, sezonun kaçıncı haftası olursa olsun, bu güveniyle beraber müsabakalarda üst düzey performans sergileyebiliyor. Yine konu oryantasyonlu düşünceler, o müsabakanın konusu, o müsabakanın önemi, o müsabakanın işte hem kendi geleceğiyle ilgili hem takımının geleceğiyle ilgili ne derece önemli olduğuyla konusunda oryantasyonlu düşüncelere sahip olabiliyor. Sürekli olumlu imgeleme yapıyor, olumlu zihinsel antrenman yapıyor, olumlu mental antrenman yapıyor. Kendini hep müsabaka içerisinde, yarışma içerisinde başarılı olarak hayal ediyor. Başarılı hareketler sergilediğini, başarıya ulaştığını, sayı attığını, gol attığını, rakibi geçtiğini, yarışmada birinci olduğunu, rekor kırdığını ve benzeri bunların hepsini hayal ediyor. Olumlu imgelemeler yapıyor ve bu tür planlamalarla beraber karşısına çıkacak bütün engellerin üstünden gelme başarılı sporcuların psikolojik özellikleri olarak karşımıza çıkıyor. Yine psikolojik beceri antrenmanının etkililiği. Burada araştırmalarda biz bazı problemlerle karşılaşmışız. Bu problemler nelerdir? Yarışma koşullarının yeterli ölçülerde kontrolünü sağlamak ya da maddi güçlüklerle mücadele etmek ya da uzun süren zaman alıcı koşullarda çalışmak ya da antrenörün istekliliği işbirliği yapma arzusu ya da sporcunun istekliliği işbirliği yapma arzusu psikolojik beceri antrenmanın etkiliği konusunda karşımıza çıkan problemler. Yani biz psikolojik beceri antrenmanı yaparak bu saymış olduğum maddeleri ortadan kaldırmaya çalışıyoruz. Yani maddi güçlüklerle mücadele etme yeteneğini burada sporcuya ve antrenöre kazandırmaya çalışıyoruz. Burada antrenörün işbirliğiyle beraber sporcularla beraber işbirliği içerisinde çalışmasını sağlıyoruz ya da tam bir tersi sporcunun antrenörle beraber çalışma arzusunu, işbirliğini geliştirmeye çalışıyoruz. Yine bazı müsabakalar, bazı yarışmalara hazırlanmak çok uzun süre, zaman alıcı koşullarda çalışmaya gerektirebilir. Psikolojik olarak buna hazırlanmalarını sağlıyoruz ve yarışma koşullarının kontrolü, yani yarışma koşulları içerisinde kazanma kaybetme olgusu, oradaki başarılı olma isteği, zemin faktörü, alan faktörü, saha faktörü, hakem faktörü, seyirci faktörü, rakip faktörü, rakip antrenör faktörü, işte tribündeki aile, eş, dost ve bunların faktörü, yine kendine destek olan, kendinden başarı bekleyen insanların onun hakkındaki düşüncelerin olumlu ya da olumsuz olması, bunlarla ilgili faktörler ve benzeri bütün faktörleri kontrolünü sağlamak ve bunların içerisinden sadece olumlu olanları alarak performansı üst düzey sergilemeye çalışmak da psikolojik beceri antrenmanlarının etkili olarak karşımıza çıkıyor. Peki psikolojik beceri antrenmanları kim tarafından yönetilmelidir? Burada biz spor psikolojisi danışmanlarından bahsedeceğiz.
Burada spor psikolojisi olarak çalışacak insanların ya da spor psikolojisi alanında sporculara psikolojik beceri antrenmanı yaptıracak, psikolojik beceri antrenmanı kısmında onlara destek olacak kişilerin hangi özelliklere sahip olması gerekiyor, hangi niteliklere sahip olması gerekiyor dediğimizde spor ve psikoloji bilimlerinde oldukça yaygın bir geçmişe sahip olmaları gerekiyor. Hani gerekiyor sen sporun içerisine gelme, belki üst düzey sporcularla daha önceden çalışma, onları antrenör etme ya da bu konularda üst düzey sporcuların bulunduğu ortamlarda araştırmalar yapma, onların psikolojileriyle ilgili bilgi sahibi olma, çeşitli branşları bilme. Burada işte psikolojik danışmanlık yapacağınız belki özel branşlar olabilir, belki genel bütün branşlarda yapabilirsiniz. Hem sporun geneliyle ilgili bilgi sahibi olma, hem özelde bir branşla uğraşacaksanız o branşla ilgili, o branştaki sporcuların özellikleriyle ilgili, o branştaki başarılı sporcuların özellikleri, yapmış oldukları antrenmanlar, psikolojik çalışmalar, psikolojik durumlar ve bunlarla ilgili çok yaygın bir bilgi geçmişine sahip olmaları gerekiyor. Yine sporculara ve takımlara psikolojik beceri antrenman uygulamasında pratik ve gözetimli deneyime sahip olmanız gerekiyor. Yani bir sporcuya, bir antrenöre psikolojik beceri antrenmanı nasıl yaptırılır? Sporcuya ve antrenörün kişilik özelliklerine göre, branşa göre, yaşına göre, cinsiyetine göre, yeteneklerine göre, bireysel farklılıklarına göre, sahip olmuş oldukları kondisyonel faktörlere göre ya da o branşla ilgili sahip olmuş oldukları ön becerilere göre ya da hazırlandıkları müsabakaya göre, hedef ve amaçlara göre nasıl bir psikolojik beceri antrenmanı yaptırılabilir? Bunun hakkında gerekli pratik ve teorik bilgiye sahip olması ve bununla ilgili gerekli daha önceden gözetimleri yapmış olması gerekiyor. Yani burada biz spor psikolojisi konusunda danışmanlık yapabilecek kişilerin hangi ölçütlere sahip olması gerekiyor, ne tür bilgilere sahip olması gerekiyor ve bunlara yer vermeye çalıştık. Tabii ki bu bilgiler ışığında tekrar söylüyorum, o meslekte belli bir yıl çalışmak, farklı branşlardaki sporcularla çalışmak, farklı branşlardaki sporcularla beraber farklı müsabakalara hazırlık yapmak, onları işte turnuvalara, yarışmalara, olimpiyatlara, Avrupa şampiyonlarına, dünya şampiyonlarına hazırlamak, oralarda başarı elde etmek, bazen başarısızlık yaşamak, bu başarısızlığın nedenlerini araştırmak, bu nedenlerin hangi sebeplerden dolayı olduğunu ve bu sebepleri nasıl çözebileceği konusunda çeşitli fikirler ortaya koymak, bunları uygulamak, bunların alternatifler arasından en doğrusunu seçmek. Yani belli bir deneyimde yaşamaları gerekiyor. Elbette ki her spor psikolojisi danışmanı psikolojik beceri antrenmanı yaptırdığında sporcu kesin ve %100 başarılı olacak, kesin şampiyon olacak diye bir kanı yok. Bu da belli bir zaman istiyor, belli bir süreç istiyor, belli bir tecrübe istiyor, belli bir deneyim istiyor. Bunun içerisinde yine kazanmak var, kaybetmek var. Önemli olan her geçen gün hem sporcunun hem antrenörün hem de spor psikolojisi danışmanlarının psikolojik beceri antrenmanı konusunda kendilerini geliştirmeleri, bulundukları yerden bir üst basamağa çıkmalarını sağlamaları. Psikolojik beceri antrenmanı biz ne zaman uygulamamız gerekiyor? Burada özellikle geçiş dönemlerinde ve hazırlık dönemlerinde uygulanması yararlı sonuçlar veriyor. Yani biz sezona hazırlandık, sezon yapıldı, sezon bitti, sezon sonrasına geçiş dönemi var. Yaz tatil olabilir işte, iki müsabaka arası olabilir. Şampiyonaya hazırlandınız, ondan sonraki şampiyon öncesi olabilir. Ve bu şampiyonaya başladığınız hazırlık dönemi içerisinde hem geçiş döneminde hem hazırlık döneminde psikolojik beceri antrenmanlarına yer verebilirsiniz. Çünkü bu dönemde sporcular genelde zamanları olan ve baskısız ortamlarda rahatlıkla olumsuz etkilerden kalmadan sizle beraber çalışabilirler. Çünkü müsabaka yok, yarışma yok, geçiş dönemindeler ya da hazırlık dönemindeler. Müsabaka baskısı yok, yarışma baskısı yok, seyirci baskısı yok. Yeterince zamanları var. Siz rahatlıkla bu dönemlerde psikolojik beceri antrenmanlarına yer verebilirsiniz. Burada bazı antrenörler ve sporcular psikolojik beceri antrenmanlarına sezon içerisinde de yer veriyorlar. Bunun nedeni de işte ne olabilir? Sporcuların ya da takımların performansınızın uzun süre kötüye gitmesi. Bunun hani psikolojik olarak bir olumsuz etkisinin takıma yansıması. Ya da bu kötü gidişin meydana gelmesine sebep olan psikolojik nedenin ne olduğunun bulunması için sezon içerisinde de psikolojik beceri antrenmanlarına yer verebiliyor. Hani gerek antrenörle, gerek takımla, gerek bireysel olarak takımdaki bütün sporcularla tek tek görüşülerek bu psikolojik beceri antrenmanı kısmında sporcuların işte performansının kötüye gittiği, çaresiz kaldıkları, çaresizlik yaşadıkları durumlarda onlara destek olmak amacıyla karşılaşma zamanında, müsabaka zamanında ve yarışma zamanında da psikolojik beceri antrenmanları uygulanabilir. Burada psikolojik beceri antrenmanlarının süresi 10-15 dakikalık seanslara geçmeyecek. 10-15 dakikalık seanslar şeklinde verilebilir ve haftada 3-5 gün. Hani
Biraz önce söylediğimiz kriterleri göz önüne alınarak işte yarışmanın önemi, hedef, amaçlar, sezonun hangi döneminde olduğunuz, sporcuların cinsiyetleri, yetenekleri, bireysel farklılıkları, hazır bulunuşlukları bunları gözeterek işte 10-15 dakikalık seanslar halinde haftada 3 ya da 5 defa siz psikolojik beceri antrenmanı yaparak sporcuları, antrenörleri müsabakaya, yarışmalara rahatlıkla hazırlayabilirsiniz. Yine psikolojik beceri antrenmanlarının sadece belli bir dönem olmaması gerekiyor. Sporcuların yaşantıları boyunca, spor hayatları boyunca sürdürülebilir bir özelliği olması gerekiyor. Yine burada psikolojik beceri antrenmanı çok süreklilik arz eden bir eğitim öğretim çalışmalarını içeriyor. Burada psikolojik beceri antrenmanları sadece biz spor sahası için düşünmeyelim. Diğer yaşamsal olaylar için de psikolojik beceri antrenmanı geçerli. İşte çocukların sınav stresinden uzak durmaları, sınav stresinin minimuma indirilmesi ya da çocukların okuldaki ders başarıları, çocukların aile hayatı, çocukların işte meslek hayatına hazırlanması, herhangi bir bireyin meslek hayatına başlaması, burada yaşadığı zorlukların minimuma indirilmesi ya da tamamen yok edilmesi gibi durumlarda psikolojik beceri antrenmanına yer verilebilir. Burada Hacker'ın psikolojik beceri oyunları modeli var. Bu beceri oyunları modeli içerisindeki birinci aşamamız eğitim ve öğretim aşaması. Burada psikolojik beceri antrenmanının önemi ve performans üzerine etkileri üzerinde duruluyor bu dönem içerisinde. Burada katılanlara şu soruluyor: işte psikolojik beceri antrenmanı neden önemlidir? Neden psikolojik beceri antrenmanının hazırlığının yapılması gerekiyor? Bu neden önemli taşıyor sizin için? Bununla ilgili değerlendirmeler yapmaları istenir. Sporculara ve antrenörlere psikolojik beceri antrenmanının fiziksel, teknik ve taktik beceriler kadar önemli olduğu, bunun yanında işte fiziksel fonksiyonlarınız yeterli olsa da, teknik taktik bildiğiniz yeterli olsa da, bunlarla ilgili kendinizi müsabakaya yeterli düzeyde hazırlasanız da mutlaka psikolojik olarak da hazırlanmanız gerektiği, psikolojik beceri antrenmanında yapılması gerektiği, bununla ilgili çalışmaların mutlaka antrenmanlar içerisinde haftanın belli günlerinde, belli saatlerde, belli aralıklarla yapılması gerektiğine zorunlu olduğu, bunun öneminin kavratılması, bu bilincin oluşturulması gerekiyor eğitim öğretim aşaması içerisinde. İkinci aşamamız bizim kazanma ve edinme aşamamız. Burada işte çeşitli toplantılar düzenleniyor. Bu toplantılar kısmında gerek antrenörlere gerek sporculara psikolojik beceri antrenmanı nedir? Psikolojik beceri antrenmanının önemi nedir? Psikolojik beceri antrenmanı nasıl yapılır? Bununla ilgili hangi öğretim yöntemleri, öğretim metotları kullanılır? Kişiye görecelik nedir? Kişiye görelik nedir? Kişiye göre, müsabakaya göre, yarışmaya göre psikolojik beceri antrenmanının içerisindeki değişiklikler nelerdir? Bunlar hakkında da bilgiler verilmeye çalışacak. Sonrasında işte burada bir sporcu stresi bilişsel düzeylerde daha çok yaşarken belki bedensel düzeylerde daha az yaşayabilir. Burada işte sporcu bedensel olarak kas gerginliği olabilir, sürekli idrara çıkma olabilir, mide ağrılar olabilir. Ama psikolojik olarak da genelde sporcular nasıl yaşar? Bunu stresle yaşar, kaygı düzeyinde düşüklükle yaşar, konsantrasyon ve motivasyon eksikliği olarak yaşar. Çoğu sporcunun bu yaşamış olduğu bilişsel faktörlerin çoğu zaman farkına varamayabilirsiniz. İşte fizyolojik olarak bir cevabı olmadığı için işte burada bahsettiğimiz kas gerginliği, işte midesine, karnına ağrı girmesi. Bazen öğrencilerde sınav öncesi de bu olur. İşte çok önemli bir sınava gelecek. Sınav öncesi yaşadığı stresten dolayı mide ağrıları başlar. Bu mide ağrıları işte fizyolojik belirtileridir, psikolojik sıkıntıların. Burada asıl psikolojik olarak yaşayacakları problemlerle ilgili işte stres, kaygı düzeyinin minimum ya da maksimum olması, motivasyon ya da konsantrasyon eksikliği, zihinsel ve mental antrenmanın yeterince yapılmaması, olumlu imgeleme yerine olumsuz imgelemenin çok daha fazla olması, bunlarla ilgili kazanma ve edinme aşamasında bunlara da ayrı ayrı yer verilmesi gerekiyor. Üçüncü aşamamız da uygulama aşaması. Uygulama aşamasında biz bazı maddeleri dikkate almamız gerekiyor. Bunlardan birincisi becerilerin sürekli kazanması ve otomatik hale gelmesini sağlanmalı. Yani biz beceri antrenmanlarından bahsederken ne dedik? Öncelikle beceriyi belirlerken işte çocukların yaşları, cinsiyeti, bireysel farklılıkları, yetenekleri, hazır bulunuşları, sahip olmuş oldukları kondisyonel faktörler, sahip oldukları ön beceriler falan göz önüne alarak bir beceri antrenmanı yaptırılması gerekiyor. Sonra antrenman yaptırırken çocukların gözlemlenmesi gerekiyor. Gözlemlendiğinde hata yaptıkları yerde geri hemen gecikmeden geri dönüt verilmesi gerekiyor. Geri dönüt verilirken de çocukların seviyelerine, kondisyonel yeterliliklerine uygun şekilde verilmesi gerekiyor. Sonrasında hareketler otomatik hale gelinceye kadar tekrar edilmesi ve alışkanlık haline getirilmesi gerekiyor. Psikolojik beceri antrenmanında da aynı. Siz bu aşamalardan geçerek
Bu psikolojik beceri antrenmanını otomatikleşinceye kadar onlara çalıştırmamız ve öğretmemiz gerekiyor. Burada sporculara psikolojik beceri performansları koşulları içerisinde sistematik bir şekilde yerleştirilmesi öğretilmeli. Yani biz kondisyonel faktörler yani kuvvete, sürat, dayanıklık antrenmanına, dengeye, esnekliğe, beceriklik antrenmanlarına ya da teknik taktik çalışmalara ne kadar yer veriyorsa psikolojik beceri antrenmanlarına da yerinde ve zamanında yeteri kadar antrenmanlar içerisinde yer vermemiz gerekiyor. Bu bilincin sistematik bir şekilde kazandırılması gerekiyor. Burada gerçek yarışma koşullarını mutlaka oluşturarak burada psikolojik beceri antrenmanlarının çalışılması gerekiyor. Yani normal biz beceri çalışmalarını yaptırırken de müsabaka şartlarında yaptırmamız gerekiyor ki başarılı olabilelim. Yine aynı şekilde psikolojik beceri antrenmanlarını yaptırırken de biz müsabaka şartları içerisinde yaptırmamız gerekiyor ki psikolojik beceri antrenmanı kısmında da başarılı olabilirim. Yine gerçek yarışma koşullarında psikolojik becerilerin uygulanması gerekiyor. Gerçek yarışma koşullarında yapılan uygulamalarda gelen bilgiler sonucunda psikolojik becerilerle ilgili küçük düzenlemeler yapılabilir. Yani burada siz müsabaka içerisinde bu becerileri uygulatırken yine çocukları gözlemleyeceksiniz, sporcuları gözlemleyeceksiniz. Orada elde ettiğiniz uygulama aşamasında elde ettiğiniz verilere göre psikolojik beceri antrenmanı içerisinde değişiklikler de yapabilirsiniz. Düzenlemeler de yapabilirsiniz. Burada işte çeşitli bedensel ve bilişsel gevşeme antrenmanları ya da aktivasyon tekniklerini kullanarak çocukları çalıştırabilirsiniz. Burada önemli olan ne? Onların farklı müsabaka şartları içerisinde psikolojik beceri antrenmanlarını yeterince yerinde ve zamanında uygulayabilmelerini sağlayabilmek. Peki sporcuların psikolojik becerilerini biz nasıl değerlendiriyoruz? Burada karşılaşmanın veya yarışmanın önemli anlarında aşırı heyecanlanmak ve hiç beklenilmeyen davranışlar göstermek ve basit yanlışlar yapmak. Burada bahsetmiştik zaten bu kısımda bizim bazı ölçütlerimiz olması gerekiyor. Bu ölçütlerin bir tanesi müsabakada, yarışmada çok önemli anlarda aşırı heyecanlanıp heyecanlanmıyorlar mı? Ya da herhangi bir şekilde basit bir yanlış yapıyorlar mı, yapmıyorlar mı? Bu konuda bu değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ya da sakatlandıktan sonra ya da sakatlanma sonrası toparlanma süreci içerisinde depresyona düştüler mi, düşmediler mi? Ya da karşılaştırmada antrenmanlarda herhangi bir isteksizleri var mı? Arzusuzluk var mı? Ya da herhangi bir motivasyon problemi yaşıyorlar mı? Bir de karşılaşma antrenmanlarda dikkatleri dağılıyor mu? Başka bir şey düşünüyorlar mı? Motivasyon ve konsantrasyonları bu dikkat dağınıklığından dolayı etkileniyor mu? Kendileri burada, düşünceleri başka yerde mi, değil mi? Bununla ilgili bir değerlendirme yapmamız gerekiyor. Ya da işte karşılaşmada ya da müsabakalarda gerek kendi takım arkadaşları, gerek rakipteki takımdaki oyuncular, gerek hakemler, gerek diğer antrenörler ya da tribündeki oyuncularla çatışıyor mu, çatışmıyor mu? Sinirli ve agresif tavırlarda bulunuyor mu, bulunmuyor mu? Çok kötü performans sergiledikten sonra, bu kötü performans uzun süre devam ettikten sonra herhangi bir bıkkınlık yaşıyor mu? Herhangi bir isteksizlik var mı? Ya da bununla beraber bu olumsuzluklar neticesinde kızgın ve sinirli davranışlar sergiliyor mu, sergilemiyor mu? Antrenmanlarda çok iyi bir performans sergileyip müsabakada bu performansın %10'unu, %20'sini bile gösteremiyor mu? Bu da bizim için değerlendirme kriteri. Ya da güçlü rakipler karşısında çok iyi performans sergileyip işte zayıf rakipler karşısında iyi performans sergileyemiyor mu? Ya da bunun tam tersi güçlü rakipler karşısında düşük performans sergileyip zayıf rakipler karşısında çok üst düzey bir performans mı sergiliyor? Ya da seyircili ortamlarda seyircisiz ortamlara göre üst düzey bir performans mı sergiliyor ya da tam tersi seyircili ortamlarda seyircisiz ortamlara göre mi üst düzey performans sergiliyor? Ya da işte basit becerileri çok iyi uygulayıp karmaşık becerilerde mi sıkıntı yaşıyor? Ya da tam tersi karmaşık becerileri çok iyi uygulayıp basit becerilerde mi sıkıntı yaşıyor? Ya da herhangi bir müsabakada belli bir sayı geriye düştüğü zaman mağlup durumdayken motivasyon ve konsantrasyonu düşüyor mu? Uyguladığı beceriler olumlu ya da olumsuz etkileniyor mu? Bunlar bizim için bir değerlendirme kriterler olacak. Biz burada biz sporcularla ilgili nasıl bilgi toplayabiliriz? Özellikle işte sporcularla bireysel olarak görüşebiliriz. Sporcularla birkaç kişilik gruplar halinde görüşebiliriz. Sporcularla takım halinde görüşebiliriz. Sporcuların antrenmanlarını izleyebiliriz, antrenmanlarını seyredebiliriz. Sporcuların karşılaşmalarını izleyebiliriz. Sporcuların daha önce oynamış olduğu müsabakaların videolarını izleyebiliriz. Bu konuda bizim karar vermemizi sağlayabilir. Sporcularla ilgili önceki müsabakalar ya da bu maçtaki müsabakayla ilgili herhangi bir istatistik veri varsa ya da analiz ediliyorsa bununla ilgili onun performans görünümüne bakabiliriz. Bu performansla ilgili sporcuların müsabaka ve antrenmanlarda göstermiş olduğu hareketlerle ilgili, yapmış olduğu davranışlarla ilgili
antrenörlerin ve uzmanların yardımını ve desteğini alabiliriz. Sporcuların gönüllülüğü ve izniyle diğer yakınlarına danışabiliriz. Bu ailesi olabilir, arkadaşı olabilir, herhangi bir akrabası olabilir. Diğer yakınlarına da sporcuların gönül rızasını aldıktan sonra, onun iznini aldıktan sonra onlara biz danışabiliriz. Burada sporcularla yapılacak bu görüşmelerde onlara yöneltebileceğimiz sorularla ilgili Orlik tarafından hazırlanmış bazı sorular var. İşte bu sorular psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili sporcuların gözlemi sırasında ya da sporcuların bireysel olarak, grup olarak ya da takım halinde görüşmeler sırasında sorulabilecek sorular. İşte sporcunuza burada katılımımız hakkında bilgi veriniz. Olumlu ve olumsuz olarak neler düşünüyorsunuz diye sorabiliriz. Sporcu en iyi ve en zayıf olarak gördüğünüz yönleriniz nelerdir? Bunlarla ilgili en iyi ve en zayıf bugüne kadar sergilemiş olduğunuz performansınız nedir, hangisidir? Bununla ilgili ne hissettiniz, ne düşündünüz diye sorabiliriz. Psikolojik olarak en güçlü yönünüzün ne olduğuna inanıyorsunuz? Tam tersi psikolojik olarak en zayıf yönünüzün ne olduğuna inanıyorsunuz? Bunu sorabilirsiniz. Şu anda sahip olmuş olduğunuz herhangi bir psikolojik probleminiz var mı? Bu problem nedir diye sorabilirsiniz. Takımdaki antrenörle olan ilişkiniz nasıl diye sorabilirsiniz. Ya da burada geliştirmek istediğiniz, odaklandığınız yer neresidir? Yapıyor olup da yapmak istemediğiniz ya da yapmak istediğiniz ama başarısız olduğunuz bir hareket var mı? Bir performans, bir davranış var mı? Bunu sorabilirsiniz. Genellikle problemi nerede, ne zaman, hangi ortamda, hangi koşullarda, nasıl yaşıyorsun, yanında kim varken yaşıyorsun gibi. Bu evde mi oluyor, okulda mı oluyor, antrenmanda mı oluyor, müsabakada mı oluyor, bunu sorabilirsiniz. Bu durumu değiştirmek ve düzeltmek için sizin için ne kadar önemli? Yani bu yaşamış olduğun psikolojik problemi düzeltmek senin için ne derece önemli? Bunu düzeltmek istiyor musun, istemiyor musun? Bunu sorabiliriz. Bu durumda bulunduğu zamanları işte bununla ilgili odaklanmanız, tepkiniz veya performansın en iyi olduğu zamanları düşünün. Nasıl performans üst düzeye çıkardınız? Nasıl odaklandınız? Nasıl motive oldunuz? Nasıl konsantre oldunuz? Ya da bunun tam tersi performansınızın ve odaklanmanızın en kötü olduğu durum ne zamandı? Buna sebep olan etkenler nelerdi? Ya da en iyi ve en kötü performans olarak düşündüğünüz bu iki performans arasındaki farklılıklar nelerdir? Burada işte bu farkları bahsederken bu performans ve deneyim öncesinde ne düşünüyordunuz? Performans ve deneyim sırasında neye odaklanmıştınız? Yani en iyi performansta neye odaklanmıştınız? En iyi kötü performansta neye odaklanmıştınız? En iyi performansını sergilemeden önce ne düşünüyordunuz? En kötü performansını sergilemeden önce ne düşünüyordunuz? Etrafınızda bulunanlar ne yapıyorlardı ya da ne yapmıyorlardı? Bunu sorabilirsiniz. Burada herhangi bir olumsuzluk yaşadığınızda durumu düzeltmek için ne yapmayı düşünüyordunuz? Ya da orada bulunduğunuz alan içerisinde sizin odaklanmanızla ilgili probleme sebep olan etkenler nelerdi? Burada bu problemi aşmak için kendinizi güçlü bir şekilde motive ettiniz mi, konsantre ettiniz mi? Bunları sorabilirsiniz. Yine burada sporcuların psikolojik becerilerini değerlendirmek için çeşitli testler ve envanterler kullanılıyor. Bu test ve envanterlerde işte en popüler olanları sadece başlıklarla örnek verecek olursak işte dikkat becerileri testi yapılıyor sporculara. Sporcuların spor yarışmasal kaygı testi yapılıyor. Burada kaygıları düşük mü, yüksek mi, optimum düzeyde mi bu ölçülüyor. Sporcular için psikolojik beceriler envanteri var. Burada sporcuların sportif beceriler içerisinde psikolojik beceriler içerisinde hangilerini gerçekleştirebildiği, hangisini gerçekleştirmediği o ölçülüyor. Durumluk ve sürekli spor güvenliği envanteri var. Burada işte sporculuk hayatı boyunca ya da herhangi bir müsabaka öncesi ya da müsabaka sırasında yaşamış oldukları spor güvenleri ölçülüyor. Yine yarışmasal durumluk kaygı envanteri var. Yarışma içerisinde, müsabaka içerisindeki kaygı düzeyleri ölçülüyor. Nedensel boyut ölçeği var. Herhangi bir psikolojik sıkıntının nedenlerinin belirlendiği ölçek. Sporlarla ilişkili psikolojik beceriler anketi var. Burada branşlarla ilişkilendiriliyor uygulanması gereken psikolojik beceriler. Grup çevresi anketi var. Sporlar için liderlik anketi var. Yine sportif sorunlarla başa çıkma beceri envanteri var. Bunlar sporcuların psikolojik becerilerini değerlendirmek için uygulanan envanterler ve ölçekler içerisinde en popülerler olarak karşımıza çıkıyor. Burada tablo içerisinde bahsettiğimiz sportif sorunlarla başa çıkma becerileri envanteri. Burada bunun içerisinde 28 tane farklı madde var bu envanterin içerisinde. Bu envanter 7 farklı beceriyi ölçüyor. Biraz sonra bu envanterin içerisinde yer alan
Bu 28 farklı maddenin bazılarından başlıklar olarak bahsedeceğiz. Bunların içerisinde 7 farklı psikolojik beceri ölçülüyor. Bunlardan birincisi zorluklarla başa çıkma. Her sporcu herhangi müsabaka, yarışma ya da antrenman sırasında ya da normal hayatında herhangi bir zorluklarla karşılaşmış olduğu zorluklarla başa çıkabiliyor mu? Çıkamıyor. Ya da herhangi bir baskı altında sergilemesi gereken performansı zirve noktasında en üst düzeyde sergileyebiliyor mu? Sergileyemiyor. Ya da burada sporcu mental antrenman ya da zihinsel antrenman yaparken burada herhangi bir şekilde hedef belirleyebiliyor mu? Bu hedefe ulaşmak için zihinsel hazırlığı yeterli olarak yapabiliyor mu? Konsantrasyon ve motivasyonu ne düzeyde? Kaygıdan ya da kuruntudan uzak olabiliyor mu? Yani kaygının müsabakadaki performansının üst düzey olabilmesi için optimum düzeyde olması gerekiyor. Burada sporcu kaygıdan ve kuruntudan uzak durabiliyor mu? Kaygısını optimum düzeye çıkarabiliyor mu? Güven ve başarı motivasyonu ne derece? Burada sporcu kendine güveniyor mu? Burada başarıya motive olmuş mu? Başarılı olabilmek için yaşayacağı sıkıntılardan kurtulmakta ne kadar başarılı olabiliyor? Ve antrenörlük edinebilirlik. Burada antrenörlerin vermiş olduğu direktifleri uygulayabiliyor mu? Bunları kazanabiliyor mu? Yerinde ve zamanında bunları olması gerektiği yerde çalışabiliyor mu, çalışmıyor mu? Bunlarla ilgili 7 ayrı psikolojik becerinin ölçülmesine dayalı bir envanter. Bu envanter sportif sorunlarla başa çıkma envanteri. Bu envanterin içerisinde 28 farklı madde yer alıyor demiştik. İşte bu soru yer alıyor. Bu sorulardan bazılarından bahsedelim. İşte yetenek ve becerilerim en fazlasını kullanırım. Sporcu burada cevap veriyor işte. En fazlasını kullanırken kısmen, tamamen, hiç, hayır. Burada envanterin içerisinde belli şıklar var. Bu şıklara göre işte hiç cevap veriyor, kullanmam diyor, bazen kullanırım diyor, işte çok sık kullanırım diyor, nadiren kullanırım diyor. İşte burada verdiği cevaplara göre sporcuların bu 7 farklı psikolojik beceriyi ne derece uygulayabildiği, bu becerilerin hangilerini sergileyebildiği, bu becerilerin hangilerinde iyi olduğu, hangilerinde yetersiz olduğu konusunda bilgi sahibi olabiliyor. Diğer bir soru işte iyi oynayacağım için kendimi güvenli hissederim. Nasıl performans göstereceğim ile ilgili kaygılanarak üzerinde çok baskı oluştururum. Antrenman yapmak veya sık oynamak için bana zorlama yapılması gerekmez. Yapabileceğim en iyisini ben zaten kendim yaparım gibi sorular var. İşte üzerimde baskı olduğunda daha iyi konsantre olduğum için daha az hata yaparım gibi 28 farklı soru var. Bu 28 farklı soruyla beraber 7 farklı psikolojik beceri konusunda sporcunun ne düzeyde olduğuna karar veriliyor. Burada sporcuların bu 7 ayrı psikolojik becerilerinin profilleri çıkarılabiliyor. Bunlarla beraber sporcuların hangi yönlerinin zayıf olduğu, hangi yönlerinin güçlü olduğuna karar verilebiliyor. Ve bununla birlikte sporcular psikolojik beceri antrenmanlarına yönlendirilmesi, bu psikolojik beceri antrenmanlarının planının yapılması, programının yapılması, hangi becerilerle ilgili antrenmana daha çok ihtiyaç var, hangi becerilerle ilgili antrenmana daha az ihtiyaç var, hangi becerilerle ilgili hiç antrenman yapılması gerek yok gibi kararlar verilerek sporcular hakkında psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili bir plan program rahatlıkla hazırlanabiliyor. Hangi psikolojik becerilerin yer alacağını belirlerken biz burada ne kadar çalışma haftası veya hazırlık sezonu bulunmaktadır. Yani sporcuların ilgilendiği branşla ilgili müsabaka yarışmaya hazırlanırken ne kadar çalışma haftamız var bizim? Hazırlık dönemimizde kaç hafta çalışacağız? Ya da hazırlık sezonu ne kadar sürecek? Burada biz hafta içerisinde demiştik ki 3 ya da 5 defa 10-15 dakikalık seanslar şeklinde psikolojik beceri antrenmanı yapılması gerekiyor. Bu belirleyeceğimiz hazırlık döneminin uzunluğuyla, hazırlık haftasının sayısıyla beraber bu beceri antrenman sayısını da belirlememiz gerekiyor. Biz psikolojik beceri antrenman için haftalık olarak kişiye göre, branşa göre, hedefe ve amaca göre ne kadar zaman ayırmamız gerekiyor? Bu psikolojik beceri antrenmanında sporcular ne kadar ilgili davranmaktadırlar? Psikolojik beceri antrenmanlarına antrenörler ne kadar ilgili ve istekli davranıyorlar ve kolaylaştırıcı şekilde davranıyorlar. İşte sporcunun psikolojik beceri antrenmanı yapması için ona anlayış gösteriyorlar. Ona zaman tanıyorlar. Kendi antrenman plan ve programlarını buna göre ayarlıyorlar. Ve karşılaşma yarışma dönemi başladıktan sonra psikolojik beceri antrenmanlarını sürdürebilmek için hala gerekli ve yeterli zaman olacak mı, olmayacak mı? Bunları bizim belirlememiz gerekiyor. Burada bir tablomuz var. Bu tabloda psikolojik becerileri arttırmak, ilerletmek ve geliştirmek için yöntemler ve metotlar var. Bu yöntemler ve metotlara baktığımızda temel yöntemler psikolojik beceri antrenmanını arttırmak için fiziksel bir çalışma gerekiyor ve eğitim gerekiyor psikolojik beceri antrenman konusunda. Psikolojik beceri yöntemlerinde de kendimize bir hedef belirlemeliyiz. İmgeleme yaparak, özellikle olumlu imgeleme yaparak zihinsel ve mental antrenman yapmalıyız.
Fiziksel bir kendimizi rahatlatmalıyız ve gevşemeliyiz. Bundan sonra da düşüncemizi ve dikkatimizi kontrollü bir şekilde performansımızı üst düzey sergilemek için müsabaka yarışmaya antrenmana vermeliyiz. Temel psikolojik beceri antrenmanın yöntemleri, becerileri geliştirmek için geleneksel 4 tekniği içermektedir. Yani biz psikolojik beceri antrenmanları yaparak beceriyi geliştirmek istiyorsak 4 temel tekniği içermesi gerekiyor. Bunlardan birincisi uyarılmışlık veya yoğunlaşma düzenlemesi. Öncelikle bizim psikolojik beceri antrenman konusunda uyarılmış olmamız gerekiyor. Algımızın bu yönde gelişmiş olması gerekiyor. Sonrasında biz sergileyeceğimiz performansla ilgili inceleme yapmamız gerekiyor. Sonrasında hedefimizi belirlememiz gerekiyor. Ve bununla beraber şurada bahsetmiş olduğumuz gibi düşünce ve dikkat kontrolümüzü bu yönde adapte etmemiz, bu yönde odaklamamız gerekiyor. Burada insan gelişimi modeli içerisinde sporun içinde ve dışında insanların kendi yaşamları üzerinde kontrol kurmalarına yardımcı olmaya gelişme ve değişime odaklanmalıdır. Yani biz psikolojik beceri antrenmanı yaparken daha önce de değindiğimiz gibi sadece sportif sahada biz bunu uygulamıyoruz. İnsanların yaşamı boyunca her alanda psikolojik açıdan hazır hale gelmesi, her alanda sergilemesi gereken davranışı sergilemesi gerektiği şekilde ve üst düzey performansla sergilemesi için gerekli olan antrenman olarak karşımıza çıkıyor. Yani psikolojik açıdan hayat boyu karşılaşacağımız bütün problemlere daha önceden hazırlıklı olmak, kendimizi hazırlamak, bunu hayal etmek, bununla ilgili performansımız sırasında bizi olumsuz etkileyecek dış faktörlerden mümkün oldukça etkilenmeden performansımızı üst düzey sergilemek olarak karşımıza çıkıyor. Psikolojik beceri antrenmanlarına basamaklamalı yaklaşım nedir? Burada keyfi ve isteğe bağlı olduğunu vurgulamasına karşın birçok araştırmacı psikolojik beceri antrenmanlarının öğretimiyle ilgili şu sırayı önermiş. Yani birçok araştırma yapılmış. Bu araştırmalar işte kişiden kişiye değişiklik gösterebilir. İnsanların hedef ve amaçları doğrultusunda, bireysel farklılıkları doğrultusunda, cinsiyetleri, yaşları ve yetenekleri doğrultusunda değişiklik gösterebilir demelerine rağmen psikolojik beceri antrenmanlarının öğretimi şu şekilde sıralanması gerekiyor. Öncelikle biz psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili bir temel program hazırlamamız gerekiyor. Sonrasında her bir sporcunun ideal performansı ile ilgili o sporcuların farkındalığını arttırmamız için bir çalışma yapmamız gerekiyor. Sonrasında hem kendimize bir fiziksel hedef hem bir zihinsel hedef belirlememiz gerekiyor. Burada kişilerin kendilerine özgü uyarılma durumlarının düzenlenmesi gerekiyor. Her sporcunun, her kişinin uyarılma düzeyi aynı değildir. Farklı uyarılma düzeyleri vardır. Bu yüzden biz kişiye göre bu uyarılma düzeyi, durumu düzenlemesi yapmamız gerekiyor. Ve imgeleme antrenmanı, özellikle olumlu imgeleme antrenmanı yaptırmamız gerekiyor. Sonrasında sporcuların kendi düşüncelerini kontrol edebilmeleri için düşünce kontrolü antrenmanı yaptırmamız gerekiyor. Sonrasında imgeleme antrenmanı yaptırdık, düşünce kontrolü antrenmanı yaptırdık. Bununla beraber konsantrasyon antrenmanı yaptırmamız gerekiyor. Sonrasında da sistematik özel uygulamalarla beraber psikolojik beceri antrenmanlarını yerleştirmemiz, bunun alışkanlık haline getirmemiz, bunun sporcularda otomatik olarak uygulanmasını sağlamamız gerekiyor. Burada yanlışlara gösterilen tepkiler nedir? Yorgunluk ve acıyla nasıl başa çıkılır? Özel performans ve zihinsel performans problemleri nelerdir? Bunları belirlememiz gerekiyor. Karşılaşma hazırlığına geri sayım nasıl olacak? Karşılaşma sırasında hazırlığı nasıl yapacağız? Karşılaşma sonrasında psikolojik becerilerle ilgili biz değerlendirmeleri nasıl yapacağız? Bunlarla ilgili hepsini kişiye göre, sporcuya göre, branşa göre, yaşa göre, cinsiyete göre, bireysel farklılıklara göre, yeteneklere göre belirlememiz, buna göre bir plan program yapmamız gerekiyor. Burada biz işte bir basketbolcu örneği vereceğiz. Basketbolcunun işte serbest atışlarda ya da bir futbolcunun penaltı veya serbest vuruşlarda ya da bir handbolcunun 7 metre atış kullanımlarında ya da bir voleybolcu servis atarken performans bozukluğu yaşıyorsa bu sporculara anlık gevşeme uygulaması ve başarılı performansı imgelemenin hemen sonrasında becerileri uygulamasını isteyebiliriz. Yani özellikle bu kritik atışlar sırası penaltı atış olabilir, 7 metre atış olabilir, servis atış olabilir, serbest atış olabilir. Burada sporcu herhangi bir problem yaşıyorsa bu sporculara mutlaka burada anlık gevşeme uygulamaları yapmamız ve devamında da başarılı performans imgeleme antrenmanları yaptırmamız gerekir. Yani o hareketi başarılı şekilde yaptıklarını zihinlerinde canlandırmalarını, kendilerini orada hayal etmelerini, bunları düşünmelerini sağlamamız gerekiyor. Biz bunları yaparsak olumlu bir etki verdiği daha önceki yapılan araştırmalarda ve çalışmalarda görülmüş. Biz gerekli zaman hazırladığımızda, doğru bir şekilde ilerlediğimizde
Başarılı sonuçlar alacağımıza kanısına varıyoruz psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili. Önemli olan dediğimiz gibi psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili bizim bunu antrenörde ve sporcularda buna inandırmamız, psikolojik beceri antrenmanı önemini kavratmamız, psikolojik beceri antrenmanı için gerekli olan zamanı antrenmanlar içerisinde yer vermemiz ve bunun özellikle geçiş dönemlerinde, hazırlık dönemlerinde yapılmasını sağlamamız, gerekiyorsa kötü giden bir performansın uzun süre devam etmesi, üst düzey yarışma ve müsabaka kaybedilmesi durumunda karşılaşma ve müsabaka döneminde de bunun yapılmasını isteyeceğiz. Burada biz 6 haftalık bir plan hazırladığımızda bu plan içerisinde hafta hafta nelere yer vermemiz gerekiyor? Şimdi bunlar üzerinde durmaya çalışacağız. İlk haftamızda, birinci haftamızda optimal uyarılma düzeyini belirlememiz gerekiyor. Yani burada minimum ya da maksimum değil, optimal olması gereken uyarılma düzeyi neyse o sporcu için bunu belirlememiz gerekiyor. Sonrasında bu performansın psikolojik becerinin olumsuz etkileneceği rahatsız edici kaynaklar nelerdir? Bunları belirlememiz gerekiyor. Olumlu imgeleme nedir? Olumlu imgeler nasıl yapılır o sporcu için? Bunları belirlememiz gerekiyor. Sonrasında özellikle bu atışlar sırasında sporcuların soluk alışverişlerini düzenlemesi, doğru nefes alıp vermelerinin sağlanması gerekiyor. Olumsuz sergilenen davranışları değiştirmemiz gerekiyor. Sonrasında bizim psikolojik beceri antrenmanlarıyla ilgili zihinsel antrenmanlar yaptırmamız gerekiyor. Burada yine Suindri'nin yaptığı çalışmaya göre 1986 yılında yapmış performansın doruğuna 7 adımla ulaşabiliyormuş. Yani performans en üst seviyeye çıkarmak için yapılması gereken 7 antrenman, 7 basamak var. Bunlardan birincisi gevşeme antrenmanı. Öncelikle gevşeme antrenmanı yaptırmamız gerekiyor. Sonrasında stres yönetimi dediğimiz streste başa çıkabilme. Sonrasında sürekli olumlu düşünebilme, olumlu imgeleme yapma, olumlu imgeleme antrenman yapmamız gerekiyor. Sonrasında otoregülasyon yapmamız gerekiyor. Sonrasında zihinsel çalışma dediğimiz çalışmayı yapmamız gerekiyor. Devamında konsantrasyon ve enerji kontrolü yapmamız gerekiyor. Burada otoregülasyondan bahsederken öz düzenlenimden bir organın işte arter basıncındaki dalgalanmalara rağmen kanla beslenmesinin sağlanması olarak karşımıza çıkıyor. Yani biz bu 7 maddeyi sergilediğimizde, 7 maddeyi yapabildiğimizde, olumlu düşündüğümüzde, stresle başa çıkabildiğimizde, konsantrasyonumuzu, enerjimizi kontrol ettiğimizde, zihinsel ve mental antrenman yaptığımızda, olumlu imgeleme yaptığımızda performansımızı zirve noktasına rahatlıkla çıkarabiliyoruz. Peki psikolojik beceri antrenmanlarının programlanması ve uygulanmasına ilişkin diğer bir yaklaşım örneği nedir dediğimizde, burada neden bazı sporcular kendilerinden daha düşük düzeyde olan rakipleriyle karşılaştıklarında kaybederler veya bunun tersi neden bazı sporcular kendilerinden daha güçlü rakiplerle karşılaştıklarında kazanırlar? İşte veya başka bir soru, neden bazı sporcular antrenmanlarda çok iyi performans sergilerken müsabakada iyi performans sergilenmezler? Ya da tam tersi antrenmanda düşük bir performans sergilerken müsabakada daha üst düzey bir performans sergileyebilirler. Bunun nedenleri nelerdir? Burada biz üst düzey sporcuların işte sadece fiziksel defalarca bahsettik bunu. Sadece fiziksel, teknik, taktik olarak iyi özellikler göstermediklerini, sporcuların iyi kaliteli üst düzey sporcuların bu fiziksel özellikler dışında, teknik, taktik, yeterlikler dışında psikolojik olarak da müsabakanın içerisinde özellikle zihinsel ve duygusal konularda da olması gerektiği gibi olması gerektiği yerde olması gerektiği şiddette performansını rahatlıkla sergileyebildiklerini, psikolojik olarak kendilerini hazırladıklarını ve bu konuda antrenmanlarda özellikle sezon öncesi ve geçiş dönemi yapılan çalışmalarda hazırlık dönemi antrenmanlarında psikolojik beceri antrenmanlarına çok fazla yer verdiklerini söylemiştik. Burada sporcular öğrendikleri psikolojik becerileri mutlaka çalışmaları, bunların da antrenmanlarını yapmaları gerekiyor. Bunları çalışırken spor psikologlarıyla beraber çalışabilirler, antrenörlerle beraber çalışabilirler. Hem spor psikologları hem antrenörler sporcuların psikolojik beceri antrenmanları kısmında gelişimlerini zaman zaman kontrol etmeleri, onlara destek olmaları, onların ilerlemelerini sağlamaları gerekiyor. Sporcular bu öğrenmiş oldukları psikolojik becerileri mutlaka kendi spor sahası dışındaki yaşam alanlarında ve yarışmasal koşullarda mutlaka kullanmaları gerekiyor. Biz burada yine üstünde durduk. Tekrar söylemek istiyorum. Biz psikolojik beceri antrenmanlarını yaparken psikolojik beceri antrenmanlarını fiziksel, teknik, taktik becerilerin yerine uygulamıyoruz. Ya da biz sadece teknik, taktik beceriler ya da fiziksel beceriler çalışırken biz bunları psikolojik beceri antrenmanları yerine uygulamıyoruz. Biz burada sporcuları hem psikolojik beceri antrenmanı yaptırmamız, hem teknik, taktik çalışma yapmamız, hem de fiziksel açıdan kondisyonel faktörleri geliştirmek için antrenman yaptırmamız
Bunları kombine bir şekilde çalıştırmamız gerekiyor. O zaman sporcularımız rahatlıkla başarılı olabiliyorlar. Peki psikolojik beceri antrenmanlar için sorumluluklar nelerdir? Kimlerin sorumluluğu var bu konuda? Spor psikologları var, sporcular var, teknik direktörler var, yardımcı antrenörler var. Ve spor psikolojiye ilişki içinde psikolojik beceri antrenmanı uygulamak üzere yetiştirilmiş başka uzmanlar var. Yani burada psikolojik beceri antrenmanlarıyla ilgilenen, psikolojik beceri antrenmanları sırasında uygulama sırasında görevi olan, sorumlu olan spor elemanları kimler dediğimizde sporcular var, antrenörler var, yardımcı antrenörler var, spor psikoloji uzmanları var, spor psikologları var ve bununla beraber spor psikoloğuna yardım eden, bunun yanında çalışan, psikolojik beceri antrenmanları uygulama konusunda yeterli olan, belge sahibi olan iyi yetişmiş uzman kişiler var. Bu kişiler sporculara yaptıkları spora ilişkin olarak, sporcuların işte yaşlarına uygun olarak, cinsiyetlerine uygun olarak, müsabaka yaşlarına uygun olarak, hedef ve amaca uygun olarak psikolojik beceri antrenmanlarını belirlemeleri ve yaptırmaları gerekiyor. Burada psikolojik beceri antrenmanının yerine getirilmesinde en büyük rol sporcuya ait. Sporcunun mutlaka buna gerekli önemi vermesi, gerekli zamanı ayırması, gerekli zaman içerisinde bu antrenmanları yaparken de bunlara da diğer fiziksel, teknik, taktik antrenmanlara önem verdiği gibi önem vermesi gerekiyor. Her bir psikolojik beceri antrenmanlarının çalışmasında şu sıra ve uygulamaların önermelere gerekiyor, önemsenmelere gerekiyor, uygulanmaları gerekiyor. Öğretecek olan temel psikolojik beceri nedir? Öncelikle biz bu temel psikolojik beceriyi belirlememiz gerekiyor. Sonrasında bu temel psikolojik beceriyle ilgili antrenörün, yardımcı antrenörün veya sporcunun sorumlulukları nelerdir? Bu psikolojik beceriyle ilgili bizim hedefimiz nedir? Nereye ulaşmak istiyoruz? Bu psikolojik becerinin gelişmesi için düzenlenecek ve çalışılacak egzersizlere uygulanacak antrenmanlar nelerdir? Bizim bunlara karar vermemiz gerekiyor. Bunlara karar verirken de biz sporcuların psikolojik beceri antrenman içerisinde güçlü ve zayıf yönleri nelerdir? Hangi psikolojik beceriler kısmında zayıftır? Hangi psikolojik becerilerini geliştirmemiz gerekiyor? İdeal olan bir spor psikolojiyle çalışması kısmında biz bu sporcuyu kime yönlendirebiliriz? Nedir bu planlama yapmamız gerekiyor? Bu konularda mutlaka sporcuya yardımcı olmamız gerekiyor. Beceri öğrenimi sırasında sporcunun rolü nedir? Öğretici açıklamalara katılması gerekiyor. Verilen egzersizleri harfiyen uyarak yapması gerekiyor. Özel bu psikolojik becerileri ne zaman, nerede, nasıl kullanacağını anlaması gerekiyor. Bunu yapabilmek için de müsabaka şartlarının oluşturulup bu becerilerin müsabaka şartları içerisinde sporcuya çalıştırması gerekiyor. Düzeltici geri bildirime yardımcı olacak teknik direktöre ve yardımcı antrenöre bilgi sağlamak. Burada psikolojik beceri antrenmanı sırasında sporcuların yapacağı herhangi bir hatada antrenörlere veya yardımcı antrenörlere vermiş olacağı geri bildirim konusunda sporcuların yardımcı olması gerekiyor. Bu geri bildirimleri alması, geri bildirimlerle ilgili hataları düzeltmesi, hareketi psikolojik beceri antrenmanının düzgün ve olması gereken formda uygulaması gerekiyor. Becerinin nasıl kişileştireceği ilgili karar vermek. Burada uygulayacağı beceriyle ilgili kendi özelliklerine uygun şekilde o beceriyi nasıl kişileştireceğine karar vermesi gerekiyor. Bunlar beceri öğrenimi sırasında, psikolojik beceri öğrenimi sırasında sporcunun oynaması gereken roller olarak karşımıza çıkıyor. Teknik direktör ve yardımcı antrenörlerin sorumlulukları nelerdir? Sistematik antrenman programının geliştirmesi için yerinde ve uygulu bilgiler elde etmek. Bunu nasıl elde edecek? Sporcuların antrenmanını izleyerek, sporcuların müsabakasını izleyerek, sporcuların daha önceki antrenman müsabakalarının kasetlerini izleyerek, sporcuların daha önceki istatistiksel verilerini alarak ya da sporcularla ilgili daha önceki antrenörlere ya da uzman kişilere danışarak ya da sporcunun rızasını alarak gönüllü bir şekilde ona yakın kişilere danışarak bunlara karar vermek, bunlarla ilgili bilgiler elde etmek. Sonra programla ilgili kullanılan kavramlar ve çalışmalara daha önceden çalışarak bunlarla ilgili yabancı olmamak, bu terimleri bilmek, yapılan sporun zihinsel istemlerinin farkında olmak, artık bireysel sporlarla mı uğraşıyorsunuz, takım sporları mı? Bu takım sporları da bireysel sporlar içerisinde antrenörlük yapmış olduğunuz branşın zihinsel istekleri nelerdir? Bunların farkında olmak, sporcuların yeteneklerine uygun bir tarzda psikolojik beceriyi öğrenmek, sporcunun ilerlemesini ve programını kontrol etmek, sporcuya yerinde ve zamanında hata gördüğünüz zaman gecikmeden uygun geri bildirimler vermek. Uygun geri bildirimden kastımız da sporcunun fiziksel ve zihinsel özelliklerine uygun
Bununla beraber onun işte yaşına, cinsiyetine, seviyesine uygun şekilde geri bildirimler vermemiz. Bu geri bildirimden sonra da hareketin tekrar becerinin uygulanma sırasında sporcuyu tekrar gözlemlememiz gerekiyor. Yine herhangi bir hata olursa gecikmeden geri dönüş vermemiz gerekiyor. Becerinin çalışma sırasında sporcunun rolü nedir? Öğrenme sırasında sporcudan bahsettik. Öğrenme sırasında teknik direktör ve yardımcı antrenörden bahsettik. Peki beceri çalıştırırken sporcunun rolü nedir? Düzenli ve yoğun şekilde bu egzersizleri yapması gerekiyor. İşte o haftada belli gün, belli bir zaman verilmiş. Bu zaman içerisinde mutlaka bir oradaki bir spor psikoloğu tarafından ya da bir spor psikoloğu uzmanı tarafından ya da antrenör, yardımcı antrenör tarafından verilmiş olan becerileri yoğun bir şekilde çalışması gerekiyor. Burada yerinde ve zamanda yardımcı antrenörden ve antrenörün destek alarak birlikte çalışması gerekiyor. Kendine uygun becerileri çalışırken farklı yöntemleri değerlendirmesi gerekiyor. Bu farklı yöntemler içerisinde beceriyi en verimli şekilde de gerçekleştirebileceği en etkili yöntem neyse bunu belirlemesi gerekiyor. Bu psikolojik becerilerle ilgili bir defter tutması, bu becerilerle ilgili işte benim çalışma öncesindeki durumum neydi, çalıştıktan sonra durumum ne, bugün geldiğim aşama ne, bunları kaydetmesi, kendi hislerini not etmesi gerekiyor. Bunu aynı şekilde antrenman dışında müsabakalar için de yapabilir. İşte ben sezon başında müsabakalara çıktığımda motivasyonla ilgili, kaygıyla ilgili, konsantrasyonla ilgili, stresle ilgili ya da depresyonla ilgili bu sıkıntıları yaşıyordum, bu derece yaşıyordum. Artık bu antrenmanlardan sonra bu derece yaşıyorum. İşte ben müsabaka sırasında serbest atışta yaşamış olduğum tribün baskı stresten dolayı 10'da 3 atabiliyordum, %30 atabiliyordum. Beceri antrenmanları yapmaya başladıktan sonra bu %80'lere, 90'lara çıktığı gibi bunlara kayıt etmesi gerekiyor. Yine antrenörlerin ve yardımcı antrenörlerin gözlemleri sırasında herhangi bir hata gördüklerinde geri bildirim verme konularında onlara destek olmak, onlara gerekli imkanı ve kolaylığı sağlamamız gerekiyor. Psikolojik beceri antrenmanları uygulanırken biz karşılaşmış olduğumuz temel problemler nelerdir? En sık hangi problemlerle karşılaşıyoruz? Adanma ve bağlanma eksikliği burada psikolojik beceri antrenmanının güvenilir olduğuna, gerekli olduğunu, bunun mutlaka üst düzey performans sergilemek için olmazsa olmaz olduğunu kabullenmeme, bununla ilgili adanma ve bağlanma eksikliği yaşanması, psikolojik beceri antrenmanının yeterli zaman ayrılmaması, burada psikolojik beceri antrenmanı sırasında gerek sporcunun gerek antrenörlerin, yardımcı antrenörlerin spor bilgisinin eksik olması ya da psikolojik beceri antrenmanı yapan sporcunun takibindeki eksiklik olarak karşımıza çıkıyor. Bunlardan zaten maddeleri sayarken bahsettik. Burada ahlaki değerlendirmeler nelerdir? Psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili. Burada temel felsefe her zaman sporcunun iyi halliliğini, sağlığını ve sıhhatliliğini ve gelişimini düşünmek ve öncelik tutmaktır. Burada Amerikan Spor Birliği var. Amerikan Spor Birliği'nin yayınlamış olduğu ahlaki ilkeler var. Psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili, spordaki psikoloji ile ilgili, spor psikolojisi ile ilgili. Bu ahlaki ilkeler nedir? Birincisi sorumluluk. Spor psikolojisi ile ilgili psikolojik beceri antrenmanı kısmında gerek sporcunun, gerek antrenörün, yardımcı antrenörün, gerekse spor psikoloji uzmanlarının sorumluluk sahibi olması, antrenörün, yardımcı antrenörün, spor psikologlarının kendi alanlarında uzmanlık konusunda bilgi sahibi olmaları, profesyonel anlamda kendilerini geliştirmeleri, bu konuda ahlaki ve yasal standartlara uymaları, yerinde ve zamanında bu konularla ilgili halka açıklamalar yapmaları, açıklanmaması gereken durumların gizli kalması, bu sadece sporcu, antrenör ya da sporcu, spor psikoloğu ya da antrenör, spor psikoloğu arasında kalması, danışanın iyi halliliğinin gözetilmesi, spor psikoloğu uzmanı, antrenör ve sporcu arasında profesyonel ilişkiler kurulması, burada kişiye uygun değerlendirme kriterlerinin ve tekniklerinin belirlenmesi ve insanlar üzerinde bu spor psikolojisiyle ilgili, psikolojik beceri antrenmanlarıyla ilgili çeşitli araştırmaların yapılması olarak karşımıza çıkıyor. Burada spor psikologlarının en önemli ön planda tutması gereken özelliklerden bir tanesi sporcuların mutluluğu. Sporcular da nasıl mutlu olur? Başarı elde ederek, istedikleri hedefe ve amaca ulaşarak, istedikleri hedefe ve amaca ulaşırken yolda karşılaştıkları engellerde mümkün oldukça çabuk bir şekilde ortadan kaldırarak, bu engellerden çok fazla etkilenmeyerek mutlu olur. Spor psikoloğunun temel yapmak ve istediği hedefleri, amaçlardan bir tanesi sporcuların bu mutluluğunu ön planda tutmak, sporcuların bu mutluluğa ulaşabilmeleri için
mümkün oldukça yardımda bulunmak, onlara destek olmak. Yine spor psikologları ahlaki değerler kapsamında gerek sporcuların gerek antrenörlerin gizli kalması gereken bilgilere önem verir. Burada spor psikoloğuyla yapılan görüşmeler, normal psikologla yapılan görüşmeler gibi gizli kalır. Sadece psikologla görüşme yapan kişi arasında kalır. Diğer insanlara hiçbir şekilde bu anlatılmaz. O iki kişi içerisinde kalır. Bu da yine spor psikologları bildiğinin yapmış olduğu, yayınlamış olduğu ahlaki ilkeler içerisinde yer alması gereken kriterlerden bir tanesi olarak karşımıza çıkıyor. Psikolojik beceri antrenmanlarının uygulanması ile ilgili bazı düşüncelerden bahsedeceğiz burada. İşte spor, psikolojik beceri antrenmanlarına zorunlu katılımın bazı avantaj ve dezavantajları var. Bu avantajlar nedir? Dezavantajlar nedir? Bunlardan bahsetmeye çalışacağız. Öncelikle avantajları nelerdir? Her bir kişi yeni bir şey deneme şansına sahip olur. Yani psikolojik beceri antrenmanı yaparak sporcular da antrenörler de yeni bir şey deneme. Bu deneme sonucunda eğer ki sportif performansı ile ilgili olumlu bir katkısı varsa bunu hem spor sahasına, sportif yaşantısına hem normal yaşantısına uygulayabilme şansı bulur. Eğer katılım zorunlu kılınmaz ise birçok kişi psikolojik beceri antrenmanlarını öğrenmek için gerekli olan başlangıç çabasını göstermeyebilir. O yüzden zorunlu tutmak, zorunlu kılmak psikolojik beceri antrenmanlarına gerek sporcuların gerek antrenörlerin katılması için teşvik edici nitelikte yer alır. Bütün takımın katılımı söz konusu olduğunda takımı birlikte tutmak, bir arada tutmak çok daha kolay olur. Bu da bir avantajdır. Psikolojik beceri antrenmanlarının zorunlu olarak uygulatılmasında bazı sakıncalı yönler var. Peki bu sakıncalı yönler nelerdir? Eğer sporcular zorlanırsa psikolojik beceri antrenmanlarının öğrenimiyle ilgili savunmaya veya direnmeye geçebilirler. İşte bu psikolojik beceri antrenmanı benim için faydalı değil. Bunlara başladığımdan beri ben performansım olumsuz etkileniyor. Ben başarısız oluyorum. Benim işte motivasyonum düştü, kaygım düştü, konsantrasyonum düştü gibi yakınmalarda bulunabilirler. Bununla ilgili ben psikolojik bir sıkıntım yok ki neden ben psikolojik beceri antrenmanı yapıyorum diyebilirler. Savunma ve direnmeye geçebilirler. Bu da başarılı sonuçların alınmasını engelleyebilir. Yine sporcular bu psikolojik beceri antrenmanı ile ilgili bazı uygulamaları yapmak istemeyebilirler, yerine getirmeyebilirler. Yerine getirmedikleri için, fazla çaba harcamadıkları için sadece yapıyor ve uygulanıyor gibi görünebilirler. Bundan dolayı yine başarı ve performans olumsuz olarak etkilenebilir. Bu psikolojik beceri antrenmanlarıyla ilgili uygulanan programı çekici bulmayan sporcular olabilir. Bu sporcular da çekici bulan, antrenman yapmak isteyen sporcuları rahatsız edebilirler. Onların konsantrasyonunu bozucu davranışlar sergileyebilirler. Onların psikolojik beceri antrenmanlarını uygulamalarını engelleyebilirler. Bunlar da psikolojik beceri antrenmanının zorunlu olarak yapılmasının dezavantajlı olarak karşımıza çıkıyor. Diyoruz psikolojik beceri antrenmanıyla ilgili anlatımımızı burada tamamlıyoruz. Tekrar genelleyecek olursak biz nasılsa müsabakalar içerisinde, yarışmalar içerisinde ya da geçiş döneminde, hazırlık döneminde, müsabaka döneminde fiziksel antrenmanlara, kondisyonel faktörlere, temel motorik özelliklerimizi geliştirmeye, bunu geliştirme derken işte kuvvetimizi, süratimizi, dayanıklılığımızı, esnekliğimizi, dengemizi, beceriklerimizi geliştirmeye önem veriyorsak, bununla beraber teknik taktik çalışmalar yapıyorsak, psikolojik beceri antrenmanı da bu derece önemli. O yüzden bizim özellikle hazırlık dönemi ve geçiş dönemi olmak kaydıyla, zaman zaman kötü gidişlere dur demek için müsabaka döneminde de olmak kaydıyla psikolojik beceri antrenmanına mutlaka yer vermemiz gerekiyor. En azından haftada 3 gün ya da 5 gün onar 15'er dakikalık seanslarla sporcuya ve kişiye uygun şekilde bunlarla ilgili araştırmalar ve düzenlemeler, plan ve programlar yapılarak psikolojik beceri antrenmanlarında çalışması gerekiyor. Bununla beraber kombine bir şekilde biz çalışma yaparsak hem psikolojik beceri antrenmanı, hem fiziksel antrenmanlarımızı, hem kondisyonel faktörlerimizi, hem teknik taktik çalışmalarımızı kombine bir şekilde çalışır ve geliştirirsek o zaman en üst düzey sporcuların sergilemiş olduğu performans kriterlerini rahatlıkla sergileyebiliriz. Başarıya çok daha kolaylıkla ulaşabiliriz diyoruz. Dersimizi tamamlıyoruz. Bir sonraki derste tekrar görüşebilmek dileğiyle hepinize iyi günler diliyorum.